Dakikalar sonra Sabah Tümer'le bugün de. Mutlu günler sayın seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Tabii ki her cuma olduğu gibi bugün de konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Hocam pembiş pembiş pek şıksınız. Pembiş pembiş. Vallahi. Ya şıkım ama sabah sıkıntım var ya. Hayırdır hocam? Kaç gündür bir kitabı bulamıyorum. Ulan bu sıkıntı olur mu diyeceksin ama. Allah başka dert vermesin. Şimdi o kitap Şeyzeri diye Ebu'l-Meali Şeyzeri 449'da ölmüş. 1000 sene önce ölmüş bir insan. Kur'an ilimleriyle ilgili ilk eser yazanlardan. Sonra yazanlar işte bu konuda meşhur Zerkeşi El-Burhan'ında, Suyuti El-İtkan'ında ondan bahsediyorlar. Şimdi onun kitabı El-Burhan fi Müşkilatil Kur'an adı. O lazım, onu görmem lazım. Bulamıyorum. Ne yapabilirim sizin için? Şimdi böyle 20'de sen bir şey yapamazsın. Yapamam yani. Buradan söyledim işte. Kütüphane taramam lazım. Arayacağım. Ha, ama buradan duyan bir izleyicimiz falan varsa ya, belki yardımcı olabilir. O anlamda demedim. İnternette şöyle falan bir içimi döktüm. İnternette falan böyle şeyleri arıyorlar, ediyorlar. Da benim İnternette öyle bir şeyim yok, kabiliyetim yok hocam. İnternet hocası değiliz. O ayrı bir şey. İnternette magazin olur, ilim olmaz. Şimdi onu bulacağız. Hocam, ilim de var, bilim de var, magazin de var, her şey var orada. Benim kitaplarımda bir tane internete atıf yoktur. İşte bak internette şura bilmem ne. Ya belki biz... Hocam ama o şey gereği, tevellütten ötürü olabilir. İnterneti ben kullanıyorum. Kullanmıyorsunuz demedim zaten. Yani dedim işte. Tevellütten ötürü değil. Şimdi siz şu dediğimi bana Şeyzeli'nin Müşkilatül Kur'an'ını bulun internetten. Elinizi öpeceğim. Ha, halledin hadi bakalım. Bana mı diyor? Ben bulamam kimse, hocam. Ben baştan söyledim. Ay kimse biri ay bana seveyim, desin internette var diye. Lütfen yok. Bulun. Bulamaz. Bilmiyorum hocam. Belki internetten nerede olduğunu bulur. Ha yani. Ya işte. O bulmak değildir o. İnternetten nerede? Hocam nerede olduğunu yani bulup internetten ondan sonra size kütüphane söyler. Siz de oradan bulur. Aldırtırsınız. Ne var yani bunda? Kütüphane adını biliyorum. Ya. Kütüphaneye gidersen varsa orada Süleymaniye'de veya İsam Kütüphanesi'nde veya kimse işte. Ama bende yok işte bak. Yani hocam, o konuyla ilgili vermesin diyelim. Son dönemlerde yazılmış. Yani Şeyzeli'den 3 asır sonra yazmış Zerkeşi Türk alimi. 4 cilt onun eseri. O var bende. Zerkeşi'den 1 asır sonra yazmış Mısırlı Suyuti. O da var. El-İtkan'ı. El kitabımız zaten. Ama işte Şeyzeli yok. Hocam şimdi biz bugün yine soru cevapla başlayacağız. İlk soruyu ben soracağım size. Yılbaşınız nasıl geçti? Bu dediğim işle uğraşarak geçti. Hayırlı olsun hocam. Bütün sene arayacaksınız. Şeyi taradım. Zerkeşi'nin El-Burhan'ını taradım. Çünkü önümdeki dosya, dosyanın adı ne biliyor musun? Böyle Türk sanat müziği falan dinleme hocam. Daha heyecanlı şeyler anlatın. Tamam kitabı aradınız ya, anladık. Ya ne Türk sanat müziği? Türk sanat müziği dinleyecek halim var. Ben neden bahsediyorum sana? Türk sanat müziği. Hayır yani Türk pop müziği de rock da dinli. Ben hiç artık rockçı oldum hocam size söyleyeyim. Hiçbir şey dinlemedim. Hı? Öyle mi? Dinleyecektim belki ama bu kafamı bloke etti. Şimdi bu sıkıntı dedim başta ama tırnak içinde bu tatlı bir sıkıntı. Bunun heyecanı var. Tabii. Yani adeta bir şey yaratacaksınız veya bir çocuk doğacak gibi bir heyecan var içinizde. Ama halledemedik onu. Hocam peki mesela ben... 4 cilt Zerkeşi'yi taradım. Yok. 2 cilt Suyuti El-İtkan'ı taradım. Yok. Yok. Suyuti bu Şeyzeli'ye atıf yapıyor. Şimdi orada bulacağım onu. Onu bulmadan ben rahat edemem. 40 yıl başı hocam geçsin. Anladık ayol.
Yani arıyorsunuz, bulamadınız, bulan varsa Türk gönderecek. Sanat müziği falan. Bu kadar basit bir şeyi Türk 10 dakikadır müziği. Nasıl anlattınız? Maşallah. Türk sanat müziği. Türk sanat. Sen... Ha ben bir anda bir aydır falan rockçı oldum. Vallahi öyle hissediyorum kendimi. Rockçı ise şey çıktı, Mithat Can'ın albümü çıktı, Piston. Onu dinledikten sonra rockçı olmaya karar verdim. Ne Piston bu? Müzik. Albüm yani şey grupların bu şey rock'a girmiyor değil mi? Kayahan ve Tarkan. Kayahan nereden girsin rock'a? Girmez. Ben mesela Kayahan'ın bazı şarkılarını çok seviyorum, dinliyorum. Tarkan'ın özellikle o Kış Güneşi. Ha. Müthiş. Kuzu Kuzu'yu da seversiniz siz. Yani hepsini aslında dinliyorum da o Kış Güneşi benim... Evet onlar çok... Onlar çok değil ben daha şey. Yani benimki daha farklı bir şey oldu. Kayahan'ın da bizimkisi bir aşk hikayesini çok seviyorum. Kime atfediyorsunuz onu? Atıf matıf yapmıyorum, dinliyorum müzik, atıf yapmam şart. Ama şimdi bizimkisi bir aşk, bizim Alper güzel söylüyor onu. Evet, çok güzel. Çok güzel ama insan aklına biri gelmiyor mu? Düşüneyim. Ah. Ya hocam siz var ya bu pembişler içerisinde. Pembe bir konuşturdu sizi. Ben hemen soru cevaplara geçiyorum. Şimdi. İzleyicilerimiz artık bilgilendirme zamanımız geldi. İstanbul'dan Bilgin Diksoy sormuş. Çocuklara yapılan kötülükler Allah katında nasıl cezalandırılır? Çocuklara yapılan kötülükler. Yani çocuk suçları mı? Hocam yazdığı kadarını ama kötülük derken ya bunun içerisine birçok şey giriyor tabii ki. Çocuk suçları da giriyor, çocukları dövmek de giriyor, çocuklara taciz ya de çocukların, giriyor, ensest de giriyor. Bırak giren, kötülüğü, her şey giriyor. Çocukların boynunun bükük olduğu bir dünya mutlu bir dünya olamaz bir defa. O halde çocuklara eziyetin çok kararlı bir biçimde kırılması lazım. Yani çocuk da eziyet görüyorsa gerisini düşün. Evet. Ve çocukların horlandığı evler çocuğun bırak horlanmayı filan. Çocuğun gerekli şefkati, ihtimamı görmediği, çocuğun okşanmadığı bir eve rahmet inmez. Hele bir de yetim çocuk söz konusuysa. Yetimin horlandığı bir eve Allah'ın rahmeti inmez. Bu peygamberimizin beyanıdır. Bu bakımdan bizim ülkemiz de sınıfta kalan ülkelerdendir. Onu da söyleyeyim. Çocuklarını... Annelerin çocuklarını doya doya sevmesini engelleyen bir Anadolu töresi var. Lanet olası bir töredir o. Ben onu çok yakından yaşadım. Yani mahremim olan insanların hayatında görerek, yaşayarak bu bilgileri edindim söylüyorum. Genç anne şöyle bir kuralın mahkumudur. Kayınpederin, kayınvalidenin yanında, hele kayınpederin yanında çocuk sevilmez. Sen böyle bir şey biliyor musun? Hocam o sırada Özgür'ü dinliyordum, sizi dinleyemedim, özür dilerim. Bir daha söyler misiniz? Özgür beni meşgul ediyorsun. Kayınpederin yanında, kayınvalidenin yanında çocuğunu sevemez gelin. Ha, bunu daha önce konuşmuştuk sizinle galiba. Yine söylemiştiniz. Şimdi gözümün önünden ne tablolar geçiyor. Ve çocuğunu kucağına almış gelin, genç gelin. O arada pat diye zebani kayınpeder geliyor. Onu çocuğu kucağında onu görmesin. Ayıp ya, çok ayıp. Çok saygısızlık. Kayınpederin kaşları çatılır öyle bir şeyi görürse. Bana saygısızlık yaptı. Erzurum, Bayburt buralarda bu çok geçerli. Behen. Hakaret yaptı der onu. Behen.
Gelin çocuğu bir an önce peykenin üstüne bir yere atayım, beni o şekilde görmesin kayınvalide diye. Kaç çocuk öyle travma geçirmiştir. Bir yeri kırılmıştır, sakat kalmıştır. Beyin özürlük almıştır. Ey Ali, ben hikaye anlatmıyorum. Bunları yapanlar sonra da camiye koşup orada saf kapma veya hiç teşebbüs etmeseler. Bunlar belalarını bulmuş adamlardır. İsterse camide akşama kadar dursun. Böyle bir zulüm var mı ya? Genç anne çocuğunu doğurmuş, o çocuğu kucağına alıp sevemiyor. Niye? Orada melun ve mendebur bir adam var, kayınpeder denen, ona saygısızlık olurmuş. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ne korkunç bir şey ya. Benim akrabalarımda var bunlar. Ben bunları gördüm. Müdahale ediyor musunuz? Ya ne haddime, ben bunları anlattığım zaman gençlikle çocukluk arasında yaşlardaydım bunları görüp yaşadığım zaman. Hmm. Senin haddine mi, ağzının içine iki tane yapıştırırlar, doğduğuna pişman olursun. Sen töreyi eleştireceksin. Ha? Bu acıları biz içimize ata ata, vicdanımız bunlarla bir isyan volkanına döndü. Ben sonra Kur'an'la tanışıp bunları orada görünce mesajlarım işte bunların heyecanı, bunların verdiği altyapıyla böyle sert olmuş. Hocam çok güzel bir soru daha var. Demiş ki Ankara'dan Ece Sinop, çocuklarımıza emanet ettiği, çocuklarımızı herhalde emanet ettiğimiz bakıcılar kötü davranıyorsa günahı bize mi olur diye. O bakıcılar yok, da bana olur. Onlara olur mu? Bana olur. Bakıcı kim oluyor? Bakıcıyı sen tutuyorsun orada. Gönderir, başka birini çağırır. Eşim hocam, o kadar da basit değil olaylar. Bilmiyor. Basit. Onu demiyorum. Günahı kime, çocuğa eziyet ediyor. Tamam, sen onu tutuyor. Haberi yok. Haberi yok. Haberi yoksa niye soruyor bana? Haberi var ki soruyor. Hocam, haberi olmayanı biz şey yapalım, konuşalım. Haberi olunca tabii ki işten çıkartacak yani. Ama haberi yoksa haberi da... Haberi yoksa ne diyeyim ben? O zaman günahı bakıcıya. Tutturmuş günahı bakıcıya, günahı. Şimdi ne olacak? Bakıcının ayağına pranga mı vuracaklar? Herkes çoluk çocuğuna sahip çıksın kardeşim. Bakıcı, haberim yok. Ne demek? Çocuk gelince anlatmıyorum. Çocuğun halinden bir anne baba anlamaz mı bunu? Ama hocam yani 2 aylık çocuk, 3 aylık çocuk, 2 yaşında çocuk konuşamıyor ki, nereden anlatsın? Ya çocuğa eziyet varsa, bunu kim yapıyorsa, o Allah'tan onun karşılığını ceza olarak görecek. O ayrı bir iş. Ama bir de bunun devamına izin vermemek lazım. Var. Baktığı hastaya eziyet eden. Ya tabii o da var. Bakıcılar. Baktığı çocuğa eziyet eden bakıcılar. Ama hangi bakıcılar bunu yapar? Allah kimseyi bakıcılara muhtaç etmez. Tabii bunu... O durumlara düşme ihtimalini sezdiğiniz zaman iyice anlıyorsunuz, ürpererek. Niye yaşlılara, anne babalara şefkat, çocuklara bakar gibi onlara bakacaksınız diyor Kur'an. Onlar size çocukluğunuzda hangi ihtimamı gösterdilerse, bu yaşlarda da onlar çocuk durumundadır. Siz onlara o ihtimamı göstereceksiniz. Ha ne yapıyor? Gönderiyor huzur evine. Adamın parası var, evi var, malı, mülkü, her şeyi var. Bir tek o şefkat ve ihtimama ihtiyacı var. Çocuklar gönderiyorlar adamı düşkünler yurduna. Adam orada, ya benim burada ne işim var diye soruyor kendine. Ve orada kaç tanesini bilir mi? Yarı çıldırarak öldü gitti. Allah hayırlı insanlar. Bir gün çocuğu var, torunu var, bilmem ne. Haftada her biri bir gün baksa, gene bir bakıcı olsun tamam da, yanında mahremlerini istiyor insan. Şimdi ben hasta, ameliyat oldum, tedavi gördüm. Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birinde VIP'de yattım, tedavi gördüm.
milletvekili yattım tedavi ediyorum. Milletvekili titrim var, imkanlarım var falan. Bunlar yetmiyor. Yani orada sizi geliyorlar, o kadar ihtimam ki sabunlu köpüklü şeylerle her tarafınızı yıkıyorlar siz banyo yapamıyorsanız yani o kadar. Bunlar yetmiyor. Çocuklarım benim yanımda olmasa ben orada perişan olurdum. Tabii. Ama ne zaman ki kızımı sabahlara kadar orada refakatçi yatağında veya koltukta şöyle daha adının yarısını anmadan o uykusundan fırlayıp kalkıyor onu işte o lazım. Yoksa paranız olur, imkanınız olur, bakıcınız olur, bilmem ne olur. Bunlar başka şeyler. Şimdi çocuklara gelince, çocuklar da bu iyiden iyiye önemlidir. Şimdi annenin yerine neyi koyacaksınız? Babanın yerine neyi koyacaksınız? Hangi bakıcı? Hocam herkes de bakıcı, yani insanların çalışması da gerekiyor ve bakıcıya bırakmaları da gerekiyor. Yani zevkten bırakmıyorlar hiç bırakırsınız, çocuğunu. O da bakıcıya. İnsan olmalı. Bakıcıların da canavarları var. İşte onu diyor zaten tabii, deminki soruda. Tabii. Bakıcıların da canavarları var. Çalıştığı yeri affedersiniz derisi yüzülecek domuz gibi görüyor. Parayı diyor ben bir şekilde alayım. Hele çocuk ve yaşlılara bakacak olanlarda insan şefkati olması lazım. Olur, bakıcıdır. Yani çalışıyor, para kazanıyor. Alsın, helal hoş olsun. Bunu evin sahibi de, şimdi ya başkasını da bulamayız şimdi. Annem, babam üstümüze kalmasın, bu da neyse ne, bu da baksın dersen işte babanı, anneni süründürür. Buna izin vermemek lazım. Tamam hocam. Diğer soruya geçebilir miyim? Sevgi Yıldız Mardin'den sormuş. Günah işleyen bir insan imandan çıkmış mı sayılır? Hangi günahlar imandan çıkartır? Hiçbir günah imandan çıkarmaz. Öyle mi? Günahlar inkar olmadığı sürece hiçbir günah İnsanı iman dairesinin dışına çıkarmaz. Şimdi tabii dinci zebaniler bırakın günahı münahı kendileri gibi düşünmeyen herkesi anında kafir ilan ediyorlar. Kafirin dik alası kendileri tabii. İslam'ın temel kabullerinden biridir. Herkes bunu bilsin. Bir insanı hak etmediği halde, müstehak olmadığı halde kafir ilan eden, din dışı ilan edenlerin kendileri kafir olur. Bu bizzat Peygamberimizin koyduğu bir kuraldır. Oo maşallah şimdi adam nelere nelere kafir diyorlar, nelere kafir diyorlar, nelere kafir diyorlar. Aman 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 aman. Namaz kılmaz kafir, eksik kılar kafir, karısının başını örtmez kafir, sakal bırakmaz kafir, bıyık bırakmaz kafir. Sayı ne kadar sayayım o kadar var ki. Yani bunların kafir edebiyatından insanların Müslüman olma şansları neredeyse yok edilmiştir. Eğer bunların kafir dedikleri kafirse bunlar da çifte kavrulmuş kafir. Bu çifte kavrulmuş kafir tabirini ben kitaplarımda kullanırım. Öyle mi? Evet, çifte kavrulmuş kafir. Unutmayalım, bugün tarihin burasından lanetle andığımız Engizisyon Batı dünyasında. Engizisyon ne yapıyordu? Niye Engizisyon'u insanlık asırlardır lanetliyor? Bunu yapıyordu işte.
Diyor ki Allah ve din konusunda benim tekelim. Senin hakiki Hristiyan olduğuna ben karar vereceğim. Zaten bu doğarken başlıyor vaftizle. İslam vaftizi kaldırmıştır. Senin kaçıncı sınıf dindar olduğuna da ben karar vereceğim. Ne kalıyor geriye? Şimdi Engizisyon'dan bu bize transfer edildi. Engizisyon bunu Batı akıl ve laiklik sayesinde açtı. Şimdi dinciler niye laikliğe sövüp duruyorlar? Laikliğin dindara bir zararı olur mu? Dindar laiklik sayesinde nefes alıyor, rahat yaşıyor. Kendi dinine musallat olmuş zebanilerin tasallutundan kurtarıyor. Özgürce imanını ve dinini yaşıyor. Niye laiklikten bunlar şikayetçi? İşte bunun için. Herkesin Müslüman olduğuna bunlar karar verecek. Yani sen havlayacaksın. Sen havlayınca filanca Müslüman olacak. Başka bir tondan havladın mı o kafir olacak. Köpeğe bakar mısın? Şimdi bunlara Engizisyon papazı mısınız siz ulan dediğin zaman da kızıyorlar. Bize Engizisyon papazı dedi. Ya Engizisyon'un üzerinden kaç asır geçmiş. Siz hala Engizisyon papazlığı yapıyorsanız siz Engizisyon papazlarından daha kötüsünüz demektir. Bir ilke daha burada geçenlerde bunu zikretmiştik. Çok sevdiğim bir ifadeyle vermiştir bunu. Kimden verdik? Yanılmıyorsam Bediüzzaman Said Nursi'den verdik. Diyor ki bir insanın yüz üzerinde biraz açayım. 99 seyyiyesi yani çirkinliği, kötülüğü bir tane iyisi olsa o insan hakkında hüküm verirken o bir tane iyiyi esas alır. Ya şu ruha bakar mısın? Şu enginliğe. Şu bakışa bir bakar mısın ya? Şimdi bunu tersine çevirdiler. Bir insanın %99 iyiliği bir tane de kötülüğü olsa onu cımbızla çekiyor ve ona göre hüküm veriyor. Şimdi o din anlayışına bakın, bu din anlayışına bakın. Ama siz Bediüzzaman'ı falanı filanı bırakın kardeşim. Peygamberine ihanet etmiş adamlar bunlar. Kimin hangi sözüne saygısı olacak? Kur'an'a ihanet etmiş adamlar. Yani Kur'an-ı Kerim son tahlilde Allah'a imanını samimiyetle koruyanların mutlaka ve muhakkak kurtulacaklarını, ebedi hayatlarının kurtulacağını söylüyor. Bu tartışılmaz. Hazreti Peygamber'in bu konuya ilişkin mütevatır hadislerinin neredeyse tamamı bu konuya ilişkin. Ben bunu yazdım ve mesela dedim ki bu şirk kitabında da var. Deizm orada bir bölümdür. Dedim ki din sınıfının kötülükleri yüzünden batıda dine karşı çıkan deistler yani Allah'ı kabul ediyor. Fakat din adamlarının anlattığı dini istemiyor. Ben bunu yaşamam diyor. Bunu istemem. Bu başımıza bela. Ben Allah'a imanımı koruyacağım. Vicdanımda Allah'a şükredeceğim. Hamd edeceğim. Bu kadar. Aklımı işleteceğim. Dedim ki Kur'an açısından bakarsanız bunu söyleyen deistler hiçbir ibadetleri, hiçbir taatları olmadığı halde sonunda kurtulurlar. Ama kiliseden, havradan, camiden çıkmayan öbür taraftan da dini zulüm aracı haline getirenler cehennemden çıkamaz çünkü müşrik olmuşlar. Müşriklerin kurtuluşu yok. Vay efendim insanları deizme yönlendiriyor. Ulan senin dinine mi yönlendireceğim ben insanları? Tabii ki deizme gitsinler. Senin din dediğin din mi? Sen onu bana mı yutturacaksın? Ben onu kabul edeyim bir defa ondan sonra insanlara onu tavsiye edeyim. Ben insanları senin anlattığın dinden
yılanlardan, çıyanlardan kaçar gibi kaçmaya davet ediyorum. Gayet açık buradan söylüyorum. O dine teslim olmaktansa dinsiz kalsınlar yeğdir. Yeğdir, Kur'an'dan da alarak söylüyorum. Çünkü ümitleri kırılmaz. Bir gün çıkar bir adam, ben bunu yapan adamlardan biriyim. Çıkar der ki bunlara, arkadaş sen yanlış yapıyorsun. Bak, bu din, Allah, iman senin dediğin gibi, sana anlattıkları gibi değil. Bak şöyle, ya ben bir yemek sohbetinde kaç tane ateisti, bırak deisti, ateisti, Allah'ım Allah'ı hiç kabul etmeyen adamı aldım, müstakim adam haline getirdim. Onlar şimdi namazlı, niyazlı, tertemiz, mümin, dindar insanlar oldular. Yüzlerce bu ülkede var. Sokaklarda çıkın bunları görürsünüz benimle dolaşır. Gelir bu duygularını ifade ederler. Binlercesi var. Sen bir tane göstersene böyle, bir tane adam göster. Sen hep o camiye girenleri dinsiz imansız yaptın, camiden boşalttın, dışarı attın. Şimdi ben dinden taviz veren adam oluyorum. Bu da dine sahip çıkan adam oluyor. Bakar mısın şuna? Sen insan soyu musun yoksa başka bir soydan mısın? Şimdi ibadetsizlik insanları dinsiz yapmaz, imansız yapmaz. İmam-ı Azam'ın işte bak gene oraya geliyoruz. İmam-ı Azam o kadar büyük ki bir din meselesi konuşup da İmam-ı Azam'a uğramamak adeta mümkün değil. İmam-ı Azam bunları söyledi diye kafir ilan ettiler İmam-ı Azam. Şimdi onu putlaştıranlar, onu kafir edenlerin habis şerir torunlarıdır. İmam-ı Azam'ı ezelinden beri saygıyla karşılayanlar benim ruhumu taşıyanlardır. Bunlar yarın da bizi putlaştırıp başkalarına karşı kullanacaklar. Örneklerini çok ver. İmam-ı Azam'a ne dediler? Namazsız, niyazsız bir din icat ediyor. Saldırılardan biri budur. Zulme isyan edin diyor. Emeviler zalimdir. En büyük ibadet bunlara isyan etmektir. Bunları atın başınızdan. Bunlar ümmeti mahvediyor. Vay, ümmeti Muhammed'i kana kılıca teşvik ediyor. Biri de bu. Paralarınızı hac umre yapalım diye harcamayın diyor. Emevilere karşı mücadele verenleri desteklemek için harcayın. Kendi de öyle yapmıştır. Peki siz söyleyin bakayım bana, bu İmam-ı Azam'ın ruhundan siz ne taşıyorsunuz? Daha sayayım mı? İmam-ı Azam'ı ben 600 küsür sayfa yazdım. Sonra ikinci bir kitap yazdım İmam-ı Azam'la ilgili. Herhalde İmam-ı Azam'ın daha çok anlatılacak tarafları var, yazılacak tarafları. Gösterelim hemen kitabınızı hocam. Hocam diğer soruya geçiyorum. Teşekkür ederim. Tutuyorsun orada. Ben onları evimde koyuyorum, böyle seyrediyorum. Onları yazmış olduğum için bu kubbenin altında gurur ve onurla dolaşıyorum. Allah bana onları yazmayı nasip etti. Çok şükür. Evet. Hale Emir Tekirdağ'dan sormuş. Annemin dini nikahında bir bayan bir de erkek şahitlik yapmış. Sorun olur mu? Ne demek dini nikah? Nikahın dinisi minisi. Nikah bir akittir. Belediyede nikah kıydırmadım bunlar. Onu kıydırmıştır herhalde de dinisiniz. İmam nikahı da yapmışlar yani. Dini nikah diye bir şey yok. Bir tane nikah var. Kim kıyarsa kıysın, önemli olan şu kadınla şu erkeğin hayatlarını birleştirdiklerinin, o da çocukların geleceği bakımından, çocuklara yarın işte velet filan zina demesinler diye. İmam-ı Azam diyor ki nikahın esası tarafların karşılıklı icap kabulüdür. Ben seninle hayatımı geçireceğim, paylaşacağım. Kabul mü? Kabul. Bitti. Nikah bitti. Öbürü tescil işi ve ilan işi çocuklar için. Bunu
yaşadığınız ülkede kanun koyucu bu yetkiyi kime vermişse o yapar. Hocam siz hiç imam nikahı kıydırmadınız Hayır. mı? Hayır. Ben diyorum ki bu ülkede belediye memurlarına bu nikahı tescil imkanı verildiği gibi hiç değilse müftülere de veririz. Dindar adam istiyor ki nikahında bir iki tane dini ifade de kullansın. Buna saygı duyun. Ya. Verin müftülere de bu yetki. Yani müftü o nikahı kıyarken Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd peygambere salat selam ederim. Şimdi nikah merasimimize geçelim dese gökten başınıza taş mı düşer ya? Müftüye de bak kaptanın bu yetkisi var. Ya 20 yıla yakın avukatlık yapmış bir insan olarak söylüyorum. Siz de yapabilir misiniz mesela hocam? Kralını yaparım. Hocam bari yapalım mı bana? Sabah ya. Hocam, canım benim ya. He, vallahi siz şahidim, siz kıyın imam nikahımı. Sen benim nikah ben şahidim. Ben şahidiniz olacağım. Bulamadık. Dünya çapında taramalar yapıyoruz. Daha halledemedik işi. O kadar aramayacaksınız hocam. O gelir zaten. He? Gelir o. Rahat yani artık hocam. Şey de aramıyoruz. Tamam. Hani derler ya temiz süt emsin. Onu arıyoruz. Dini odur budur filan oralara da takılmıyoruz. Kimse kim. Geniş bir yelpazeden arıyoruz. Geniş yelpazeden arıyoruz. Bu konuda yardım eden insanlar da var ama. Ne diyorsunuz? Herhalde çok zor seçen beğenen bir insanız olmuyor. Sen de öylesin. Yoksa bu zamana kadar herhalde bir iki çocuk kucağına alırdı. Alırdım. Ama benim planımda o, o zaman şu ana kadar yapalım. Yok. Şu andan burada sonra. Burada mutabakata varalım. Ben zaten sana taahhüdümü bildirdim. Ne dedim sen ben? Benim nikahta tanık olacaksın. Ben de senin nikah. Tamam ama arzusuz çok arzu bana... ediyorsan resmi nikahtan sonra sana bir de okkalı bir dini nikah. Tamam yapayım. İşte onu istiyorum. Yani illa istiyorsan. Tamam onu istiyorum. Olur. Tamam. Oy neler derim orada neler. Oy oy neler. Ne dersiniz hocam? Ne derseniz deyin artık. Şimdi söylersem oy oy falan kalmaz artık. Orada söyleyeceğim. Ay çok canım çekti bir anda. Tamam hocam. Vardır bazı şeyler nikah sırasında zikredilir. Ve onlardan kurtulur nikahı kıyılanlar. Problemler, sağlıkla ilgili olur, ruhsal olur. Onları vakti gelince yaparız. Sen bir defa talebi bul, adayı. Bulmadığımı nereden biliyorsunuz? Tamam o zaman, ne bekliyorsun? Neyse hocam, sorularımıza geçelim. 2013 zaten bereketli bir yıl olacak. 2012, aman 13 evet. 2012 anamızı ağlattı yani, 2013... Allah beterinden saklasın amin, hocam. Yine amin. De hani programımızı yaptık, ettik filan yani hiç şey değil öyle demeyin. Tabii laf ala beri gele söylüyoruz. Tabii canım aynen. Kayra Aston İstanbul'dan sormuş. Hiçbir mezhebi kabul etmeden İslam'ı yaşamak mümkün müdür? En güzeli olur da yapabilirim. Yani bana soru sormadan öylesine söylüyorum. İmam-ı Azam'a soru sormadan falan fakiye soru sorma. Nerede bunları gösterin de ellerini öpelim. Ya mezhep ne biliyor musunuz? Sıkıştığın meselede o işi iyi bilenden soracaksın. Bu sorular biraz kurumsallaştı mı ona mezhep diyoruz. Yorum ekolü demek, yorum. Buna ihtiyaç duymadan Müslümanlığı yaşayan bir adam ne bahtiyar bir adamdır, ne büyük adamdır o. Nerede o? Ben mesela yapamıyorum. Ben İmam-ı Azam'a soruyorum, İmam Şafii'ye soruyorum, İmam Malik'e soruyorum. Yani bütün mezhep imamlarına soruyorum. Birileri de bana soruyor. Bu insani ve Kur'ani bir tarz. Ha nerede bu kırılıyor, şeytani oluyor? Bir adamı veya bir yorum ekolünü dinin kendisi haline getirdiniz mi? Bitti.
Bunları yaşadı insanlık. Mısır'da yaşandı bu yenileşme hareketleri sırasında. Büyük Atatürk'ün devrimleri sırasında yaşandı. Ulemayı topluyor, diyor ki düşmanı kovduk. Cumhuriyeti ilan ettik. Ülke yönetilecek. Hadi bir medeni kanun yapın, bir ceza kanunu yapın. Değişik mezheplerden insanlar. Bir süre çalışıyorlar, müzakere ediyorlar, geliyorlar. Ne oldu? Biz, herkes kendi mezhebinin dediğini dayattığı için bir çözüme ulaşamadık. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, beş ay ne yapacak? Bir devleti Kurtuluş Savaşı badirelerinden geçirerek kurmuş bir insan, bir lider. Çağırıyor Mahmut Esat Bozkurt'u. Diyor ki ben bunlarla mı uğraşacağım ya? Devlet yönetilecek. Al diyor. En gelişmiş medeni kanun hangisi? İsviçre. Peki al. Bize uymayan kısımlarını tay edin. Tadil edin. Tercüme edin diyor. Uygulamaya koyalım. Sonra bakarız. Oy gavur kanunlarını aldı da bizi gavur. Lan gavur sensin. Gavurun önde gideni sensin. Gavur kanunuymuş. Kanunun gavuru olur mu? Neresi gavur kanun? O da yatıyor benim mezhebim olacak. Bu da yatıyor benim mezhebim. Sanki bir metamışlar gibi. O da ayrı bir dava ya. Dayattıkları şeylerin çoğunun işi bitmiş, fosile dönmüş. Hiçbirisi bugünkü insana bir şey vermez. Onu da geçtik. Bir mutabakat sağlayın. Sizden devlet reisi, parlamento bekliyor. Bir şey çıkarın, verin, ülkeyi yönetsinler. Ondan sonra sövüyor. Sövmek kolay. Edepsiz, hayasız adam seni. Sen ne yaptın da sövme hakkını kazandın? Ha gelelim işin öbür tarafına. O medeni kanun bugün şeriatla yönetiliyoruz bilmem ne diyen ülkelerdeki medeni kanuna Kur'an'ın verileri açısından takla attırır. Kur'an'a daha yakındır onlar. Öbürlerinin çoğu şirk unsurlarıyla doludur. Kime yutturuyorsun sen bunu? İki çuval kömüre aldatılmış halk, cahil halka bunları yutturdun. Allah'ından bulasın. Allah ile aldattın milleti. Bana da mı yutturmaya kalkıyorsun? Kübra Fatih Kayseri'den sormuş. Hazreti Muhammed'in bir sözünü dövme yaptıracağım. Çok istiyorum. Günaha girer miyim? Dövme yaptırmak sağlık gerekçeleriyle. Söyledim 50 bin defa günahtır. Dövmeye, din bunlarla uğraşır mı ya? Dini bu kadar küçültmez. Ne yaptırıyorsan git yaptır. Ama sağlığına zarar verirsen o zaman din yakana yapışır. Hayır şimdi buradaki olay o zaten dövmeyi yaptıracak anladığım kadarıyla da. Hazreti Muhammed'in bir sözünü yazmam olur mu diyor yani. Dövmeyi yaptırdıktan sonra ha onu yazmış ha bunu. Ne yazarsa yazsın. Herhalde istavroz yaptıracak değil. Müslüman bir adamsa. Evet güzel bir söz yazacak herhalde. Yani, zevklerle renklere karışılmaz. Evet. Nazık Utak İstanbul'dan sormuş. Spor adı altında avlanmanın dinimizde yeri nedir? Avlanma helaldir ama kuralları var. Avlanma bir vahşet ve canavarlık şekline dönüştürülmemeli. Vahşet ve? Canavarlık. Yoksa avlanmak haram değil. Hocam doğanın dengesini bozmuyor mu avlanmak? Birçok şeyin... Bak ne güzel söyledin. Doğanın dengelerini bozmayacak şekilde avlanmak lazım. Tam nasıl bilecek adam bizde birey olarak? Bizde soyunu tüketiyorlar. Soyunu kurutuyor. Kurutuyorlar, evet. Doğru. İşte birisi bu. Hayvana kaçma imkanı vereceksin. Bu fıkıh kitaplarında vardır. Bu da bizim fıkıh mirasımızın güzellikleri de var tabii. Hepsi sarıklı zebanilerin oraya doldurduğu Kur'an dışılıklar değil ki. Orada muhteşem güzellikler de var. O mirasın taranması lazım. Ben onu yapanlardan biriyim. O mirasın güzelliklerini bugünkü insanın önüne çıkarıp koyuyoruz. Ama karanlık kötü sayfalarda var orada. Onları da söylüyoruz.
Şimdi kaçma ve kendini savunma imkanı vermediğiniz bir hayvanı avladın, bu av değil, bu cinayet oluyor. Kuluçka döneminde, doğurma döneminde anne hayvanları çoğu bugün uygulanıyor, işte yasak mevsimler var avlar. Uyan ki, uyan ki Karadeniz'i ne hale getirdiler? Denizin dibini taraya taraya taraya, yumurta bırakmadı, yavru bırakmadı, mevsim demedi, değil mi? Yok ettiler. Kim yaptı bunu? Türkiye'nin en dindar bölgesi sayılan Karadeniz. Nereye giderse hemen orada gasp ettiği arazinin üstüne 4 tane duvar, yanına 1 tane minare, Allah'ın evi, zame. Zame, hangi zame? Denizi niye mahvettin? Yeşili niye mahvettin? Senin katlettiğin ağaçların hesabını Allah'a kim verecek? Zeme. Dindar bölgeymiş. Benim hemşehrilerim. Kıldıkları namazlar, yaptıkları kötülüklerin faturasını öder mi? Yeşil katliamı. Deniz, deniz dibinin mahvedilmesi. Neyse. Diğer soruya geçelim. Gene birileri gücenecek. Hiç kimse demiyor ki hay Allah razı olsun ya. Bir eksiğimizi bize hatırlattı. Uy. Beni tenkit etti. Hay mübarek, sen Allah mısın da sen tenkit edilmesin ya. Bu nasıl bir iştir ya? Öyle diyor adam. Beni tenkit etti. Yani adam kendisinin tenkit üstü olduğunu düşünüyor. Bu ilahlık iddia etmektir. Evet. Ali Akın Almanya'dan sormuş. Tavşan eti helal midir? Hazreti Muhammed zamanında yenir miydi? Tavşan eti helaldir. Hı? Helaldir. Helalmiş. Ben Fransa'da tavşan eti ilk orada Grenoble Üniversitesi'nde çıkarttı yemeklerde orada çalıştığım zaman tavşan eti orada ye. Güzel de bir et yani. Evet. Ne etleri yediniz başkan? Tavşan eti yedim. Ya onu düşün. Ben İslam'ın helal görmediği hiçbir eti yemedim. Hangi etleri helal görmüyor? Domuz eti mi? Domuz yasak. Başka var mı yani? Başka adıyla yasaklanan bir et yok. Gerisi örfidir. Ama domuz üzerinde çok çok ısrarlı bir yasak var. Bu domuz etini bir gün konuşalım burada. Şeyde var o. E konuştuk ya. Burada yani. Var. Burada. Bir Alman'ın ilim adamının tetkiklerini buraya almışım ben. Kaç sayfa koydum. Yani o bir fantezi değil. Domuz etini niye Kur'an-ı Kerim yasaklıyor? Niye? Niye işte onu konuşmak lazım. E konuşalım istiyorsanız şimdi geri gelmişken. Başka bir zaman mı konuşalım? Onu bir program yapmak icap eder. O bilimsel raporu buraya koymuşum. Onu okumak icap eder. Ben bulayım. Ne adı ne hocam başlığın? Domuz eti. Haram gıdaları bul. Haram gıdalar. Ha, domuz eti yasağı işte. Hah. Kaçıncı sayfa? 261. Domuz etinin yenmesi Kur'an tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Yaşamsal zorunluluk halleri dışında bir Müslüman domuz eti yemez, yerse büyük bir günah işlemiş olur. Evet. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarının sayısız hikmetlerinin tümünü bir anda ve herkes tarafından kavranacak bir şekilde açıklamak her zaman mümkün olmaz. Mümin emir ve yasağa uyarken Allah'ın gereksiz buyruk göndermeyeceğini bilecek ve buyruğa bu anlayış ve mantıkla uyacaktır. Tabii. Dindara yakışan budur. Sonra hikmetini araştır tamam, ama Allah'la mukavele yapamazsın. Sen az müsaade et. Ben bir 20-25 sene bunun hikmetini araştırayım. Kafama yatarsa ondan sonra yaşarım. Böyle din iman olur mu? Cenab-ı Hakk'ın dediğini mutlaka bir hikmeti var diye yaşarsın. Ama hikmetini de araştırırsın.
Kur'an'a göre domuz eti sağlıklı insan hayatına ilişkin kriter açısından baktığımızda pis bir maddedir. Ve böyle olunca da haramdır. Kur'an domuz eti kan ve leşle yapılan, kan ve leşle aynı yapıda tutmakta. Evet. Yani domuz etini pis görmekte ve yasak hükmünü buradan aynı hareketle vermektedir. Fe innehu ricsün diyor. Evet. De ki bana vahyolunanlarda tattığı şeyi yiyecek birine şu sayılanlar dışında yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o bir pisliktir. Allah'tan başkası adına boğazlanmış bir murdar. Zorunluluk haline düşen başkasının hakkına dokunmamak, zorunluluk sınırında aşmamak şartıyla bunlardan yiyebilir. Çünkü senin Rabbin çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Zorunluluk. Şimdi adam Almanya'da bilmem nerede diyor ki zorunluluk var diyor. Hayır, öyle bir zorunluluk yok. O zorunluluk hayati zorunluluktur. Başka yiyecek bir şey bulamaz. Ki Allah mecbur bırakmasın. Bana öyle geliyor ki ben başka yiyecek bir şey bulamazsam ölürüm, o domuz etini yiyemem. Ben onun kokusunun olduğu yere giremiyorum. Bırakın şeyi. Evet. İncil'den de bahsediyorsunuz. Sabi dininde de domuz eti yemek haramdır diyorsunuz. O şey nerede hocam? Gerekçesini mi okuyayım? Neyi okuyayım? Bir dakika. Gidersen ileri doğru. Domuz yasağının gerekçesi sıcak iklim mi? Bir de böyle bir lakırdı dolaştırıyorlar. Ha, bu lakırtıysa o zaman ben şey okuyayım. Bilim dünyası ne diyor diyeyim. Ha. Onu okuyayım. Evet, benim dediğim rapor orada. Şimdi Alman hekim 2. Dünya Harbi sırasında Alman askerlerinin domuz eti yemekten kaynaklanan 7 sayfa bak. Evet. Ciddi hastalıklara nasıl yakalandıklarını, çeşitli tedavilerden sonuç alınamayınca çareyi domuz eti yemeği durdurmakta bulduklarını anlattıktan sonra şöyle devam ediyor diyorsunuz. Tabii kısaltıyorsun sen bunları. Bu bahsi domuz küresel etinin afetlerden bütünüyle okumak lazım. Yani ben bunu rica ediyorum. Herkes bu konuyu habire sorar. Bir okuyun, bakın bakalım bunun eni boyu inişi çıkışı nedir? Niye Kur'an-ı Kerim bunu böyle ısrarla yasaklıyor? Evet. Domuz etinin insan sağlığını bozduğunu, hatta zehir etkisi yaptığını ben daha harpten önce biliyordum. Şimdi fakat Alman bu etkilerin daha çok bu etkilerin daha çok taze domuz etinden yapılan tava, kızartma, paça, pirzola ve koklet türü şeylerde söz konusu olabileceğini sanıyordum. Tuzlanmış jambon, füme edilmiş ve tuzlanmış domuz etlerinin de insan sağlığına zararlı olduğu aklıma getirmemiştim. Taze domuz eti ürünlerinin yenilmesinin apandisit, safra kesesi iltihabı ve safra kolikleri, bağırsak iltihapları, tifo ve paratifoya ya benzer hastalıklar tablosu falan filan. Hocam tam yani şey nerede? 7. sayfa. Dehşet verici şeyler var ileride. 7 sayfa o bak. Kitapta. Ha, domuz etinde bulunan en çok önemli bir toksit madde de grip virüsüdür demiş. Londra Virüs Araştırmaları Enstitüsü'den bir kişi. Alman bir hekim de demiş ki domuz etinin yarattığı zehirlenme durumu tıbben tetkik ve tedavi edilmek şöyle dursun, adeta kasten teşhis bile edilmemektedir. Tabii, açıkları çıkmasın ortaya. Birçok genç hayatın vaktinden önce harap oluşu domuz eti yeme alışkanlığının acı bir sonudur. Evet, Alman'ın tespitleri bunlar. Çok çalışmış bu mesele üzerinde yıllarca. Sonunda bu çalışmalarını küçük bir kitap halinde yayınlamış. Bak ne demiş hocam. Temiz lokantadan maksadın domuz eti pişirmeyen lokanta olduğunu söylemiş. Vay. Evet. En küçük miktarda da olsa domuz eti yemekten kesinlikle kaçının. Domuz eti yasağına tamamen uyar. Et ve sucuk ihtiyacınızı ürünlerine domuz eti karıştırılmadığından emin olduğunuz bir kasaptan alırsanız hem kendinizi hem de ailenizi felaket ve musibetlerden korumuş olursunuz. Domuzun bütün vücudu değersiz maddelerden yağ, sümüksü maddeler, gübre şerbeti, iltihap maddeleri ve tehlikeli hormonlardan ibarettir demiş. Bak. Bir tane soru var. Esra Kökten İstanbul'dan sormuş. Domuz kalbindeki kapakçık insanlara naklediliyor.
Bu günah mıdır? Sağlık gerekçesi. Hekimler karar verdi mi günahına kalmaz olur. Bu ayrı bir iş. Bu ayrı bir iş. Yani sağlık tehlikeye düştüğü zaman domuz etini yiyebilirsin diyen bir kitap. Böyle bir tedavi domuzdan alınan bir parçayla yapılıyorsa buna karşı çıkar mı? İslam din bilginleri bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Çünkü Kur'an haramlığı gündeme getirirken lahmül hınzır, domuz eti ifadesini kullanmıştır. Evet. Yasaklar getirirken hemen her zaman çok ince ayrıntı veren Kur'an'ın burada domuzun sadece etinden söz edip yağ, kemik, deri, kıl gibi unsurlara hiç değinmemesi, haramlığın sadece etle ilgili olduğunu söylememizi fıkıh tekniği açısından mümkün kılmaktadır. Ha, o zaman evet az önceki soru, evet Ayşe ama yerini bulmuş oluyor. Şimdi buna nereden gidiyor bunu söyleyen fakihler? Diyorlar ki, Kur'an yenecek yasağı içine mesela yağları koyduğu zaman yağları da şuhum diye kullanıyor. Burada sadece lahmul hınzir demiş. Domuzun eti. Diğer unsurları bu yasağın içine girmez diyenler vardır. Ben onlardan değilim. Bana göre hepsi. Hocam çok gerçekten çok şeyler yazmışsınız burada. Detaylı yazmışsınız. Onları ben biraz daha okuyayım. Domuz etinin kaşıntıları artırıcı özelliği vardır. Bu özellik kan çıbanı, şirpençe, apandisit, safra yolları hastalıkları, toplar damar iltihapları, kadınlarda beyaz akıntı, egzama, dermatit, nörodermit gibi iltihaplı hastalıklara ve diğer dermatozlara zemin hazırlar. Bu da yol açabileceği hastalıklar olarak söylüyorsunuz bunları da. Domuz ben etinde söylemiyorum. Kim söylüyor? Yani siz yazmışsınız işte. Domuz etinde bulunan bir başka zararlı madde de onkojen ajan, endobiyont veya eritrosit ilaveleri diye adlandırılan maddelerdir. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Siz anladınız vallahi mı? O işte tıbbi tabirler, ben onları aynen korudum. Domuz etinde bulunan çok önemli bir toksit madde de grip virüsüdür. Ha, onu burayı okudum galiba, evet. Domuz eti iptila, yani tutku ve alışkanlık yapar. Psikiyatrist Hoffman domuz etinin bağımlılığa sebep olabileceğine, bu eti yiyenlerde bağımlılık belirtilerinin görüldüğüne işaret etmektedir. Bu kimseler domuz etini yemek için akla hayale gelebilecek her çeşit mazereti bulmakta güçlük çekmezler. Evet, adam diyor ki kardeşim lezzetli mi? Ben diyor lezzetli oldu mu yerim. Hocam bir ara verelim. O aradan sonra şu domuz eti konusu ben de daha güzel okurum zaten reklam arasında. Ondan sonra da devam edelim. Çok özel yayınlara imza atan Sabah Tümer ve Profesör Doktor Yaşar Nuryöz. Evet hocam, yayına başladık. Nerede kaldık? Domuz etinde kaldık. Benim kafama bir şey takılıyor da onu şimdi atmasam orada. Sen böyle çok ilginç bir şekilde birden nikah şahitliğinden, nikahtan filan bahsettim bugün. Çok dikkatimi çekti. Kafam karıştı. Neden kafanız karıştı hocam? Nereden buraya geldi? Hep beni konuşurdu. Ben size dedim ki hocam benim imam nikahında imam nikahı kıyar mısınız bana dedim. Ama yani sanki böyle bir yakın işaretler var gibi. Yani gibi sanki önümüzdeki hafta beni çağıracaksın gibi bir. O kadar yakın değil kadar hocam. Değil. Peki. Ama yakın. Peki. Hocam benim de kafamda bazı soru işaretleri var. Ne? Soru işaretlerine geleceksek sizinle. Sizinle ilgili soru işaretleri var. Evet. Mesela ben sizin yılbaşı gecesi Türk Sanat Müziği dinlemediğinize, hele Nazlı Hanım'ı dinlemediğinize inanmıyorum. Ha, bir açıklama yapmak zorunda değilsiniz bana. Yok, zaten yorumu açık bırakacağım. Nasıl yani? Ben Türk Sanat Müziği dinledim.
ve Nazlı Hanım'ı özellikle dinledim diyorsun. Yani siz Türk sanat müziği dinlemişsinizdir illaki ama zaten onu dinleyince hep Nazlı Hanım'ı da dinlediğinizi bildiğim için es geçmezsiniz diye düşünüyorum. Güzel. Ne var bunda böyle düşünüyorsan? Gayet güzel. Bu tabii benim düşüncem. Düşün düşün. Hayırlı olur işi. Efendim? Hayırlı olur işi. İnşallah hocam. Hocam çifte düğün yapalım isterseniz ucuza. Ay çok güzel ya vallahi değil mi? Ha, aman yani durumu ortada çifte yapalım daha iyi. Ama en azından bir ortak yemekte filan tarafları. Taraflar ortak sevenlerimizi yani. Filan buluşturuz hocam. Düşünelim onu. Tamam düşünürüz sonra. Reklam öteki reklam arasında konuşacağımız bir şey olur. Bu reklam arasında ben sizinle ilgilenemedim özür dilerim. Hava Çomak Aydın'dan soruyor. Demiş ki midye ve karides yemek günah mıdır? Günah diyenler çok var. Hayır 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 hayır. Peygamberimiz kuralı koymuş. Deniz temizdir ve içinden çıkan her şey de helaldir. Denizden baban çıkıcı. Yani o İzmir'de çok kullanılır. Baban çıksa yiyeceksin. Yani nereden geliyor hocam? Baba yenmez de. Yani espri. Ama doğru mecazi tabii o. Karides ya. Karidessiz bir dünya var mı ya? Vallahi hocam ben bir kere midyeden zehirlendim. Yaklaşık 20 yıldır falan midyeyi ağzıma sürmüyorum. Bayılırdım da çok severdim. Onu. Karides ve kalamar yiyorum fakat kalamardan bir gece hastaneye gittim yani. Sabahladım. Çok mu yediniz? Bu birkaç hafta önce. Ha buraya geldiniz çok kötüydü kalamar. Mideniz kalamardan. O gece hastanedeydi. Hocam o kızartmadandır öyle kızartma yağlı yağlı. Hayır evde kızarttırdım da kalamarı yanlış yerden aldık. Kaç gündür alamamıştım benim kendi balıkçımdan alsam. Ha başka yer. Dedi tabii. Bana ama. Uyarmıştı adam beni. Başka yerden sakın kalamar alma diye. Alışkanlıklarınızdan şey yapmayın ama. İşte alışkanlık insanı böyle duvara toslatır. Tövbe tövbe. Rana Yağmur Bursa'dan sormuş. Domuz etinden başka hangi etler yenmez açıklar mısınız? Ya onları ben sayamam. Yenecek etlere baksın. Kur'an'da adıyla yasaklanan domuz etidir. Başka adıyla yasaklanan bir et yok. Gerisini örf tayin eder. Sağlık kuralları, hijyen tayin eder. Bölgeye, toplumun standartlarına göre. Ama bin yıllık bir Müslüman örfü var. Şimdi Peygamberimiz döneminde çok sıkıntılar yaşandı. Katır eşek etleri yendi mesela. Zaruretten domuz eti yendiğine dair hiçbir şey asıl saadette yok. Ama eşek etleri falan yendik. Hocam mesela şeyde de uzak doğuda falan bir böcek falan yiyorlar. Yer, protein deposunda. İçim gitti ha. Kur'an'da o yasaklar yok. Allah onun da rızkını oradan veriyor. Onlar o böcekleri yiyor. Biz de işte kuzu, koyun, inek etleri de bize kalıyor herhalde. Ne bileyim. Ay neyse geçelim. Bir an böyle şey geldi aklıma. Böcek. Aliye Yılmaz Bursa'dan demiş ki İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an arasındaki benzerlikler nelerdir? Oo, bu bayağı... Ortak mesajlar var. Bu kadar. Yani benzerlikleri yani... ne demek? Aynı kaynaktan gelen mesajlardır. Hayır. Ama ayrıntılar tabii ki. Kur'an'dan tamam siz diyorsunuz ya benzerlikler var diye. O benzerliklerden hani birkaç tane örnek mi verseniz acaba? Çok. Allah, ahiret, cennet, cehennem, ahlak ilkeleri. Cennet, cehennem, ahlak ilkeleri. Bunları hep ortaktır bunlar oralarda. Ayrı düştükleri yerler neler? Bakın, o kitaplarda din sınıfının yaptığı tahrifleri bir kenara koyarsak hiç ayrı düşülen bir yer yoktur. Sadece Kur'an-ı Kerim'de yeni zamanın ihtiyaçlarına göre yeni bilgiler vardır. Yeni buyruklar vardır. Kur'an
En genişidir yani. 604 sayfa orijinal metin. Dolayısıyla ayrılıklar filan tabiri de pek yerine oturmaz. Ayrılık yok. Ama süreç devam ediyor. Sürecin son merhalesinde Kur'an var. O sonu temsil etmenin bir takım özellikleri var. Onlar Kur'an'a yansımıştır. Ama çelişme asla yoktur. Çelişme mesela İncil'le çelişmeler Kur'an'da var. Kur'an onları tasih ediyor. Sempol'ün Hristiyanlıkta devreye girişinden sonradır onlar. Havariler döneminde de yoktur onlar. Sempol Kristolojisi Hristiyanlığı, İncil yani İsa'nın getirdiği tevhidi dejenere etti. Nasıl ki Emevi İslam'ı dejenere ettiyse Sempol de Hristiyanlığı dejenere etti. Şimdi biz Emevi'nin müdahalesinden önceki İslam'ı öne çıkarmak istiyoruz. Çünkü sonrakinde Kur'an'ın asla kabul etmeyeceği şeyler var. Yani Emevi müdahalesinin yarattığı yozlaşmayı temizlemeden Müslümanların Kur'an'dan yararlanmaları mümkün değil. Ya bize ne, o zaman onlar oldu, geldi, geçti. Yok kardeşim, neyi geçti ya? Nasıl geçti ya? Nasıl geçiyor? Sen peygamberin iki rekat kıldığı cumayı 16 rekata çıkarıyorsun. Hutbenin yerini değiştiriyorsun. Bu geçer mi bu? Geçti meşti var mı? Yerinde duruyor olduğu gibi. Ve Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'in öğretisine aykırı bunlar. Geçti olur mu? Muamelat değil ki, içtihat yaptık da zamanın şartlarına göre bunları uyarladık. İbadet alanı mesela. Nasıl geçiyor? Hazreti Peygamber farzlar dışında namazları camiye sokmayın. Bunları evlerinizde kılın. O zaman makbuldür diyor. Sen millete günde İslam'ın mabedinde kılınacak namazın 6-7 katını dayatıyorsun. İlmihal kitabına yazmış. Bu nasıl geçiyor ya? Senin anlattığın Emevi namazı işkenceye dönmüş. Bunu kılamaz insanlık. Bunu kılamayan adamı da sonra kalkıyorsun, din dışı ilan ediyorsun. Böyle bir zulüm var mı ya? Bu nasıl bir tezgah? Sen bana Hazreti Muhammed'in anlattığı dini, ibadeti, İslam'ı getir bakayım, ondan rahatsız olan bir tane adam var mı? Ondan sonra bana geliyor, sen işte şöyle, ben senin anlattığın namazı kılmaya mecbur muyum? Serseriye bak ya. Ömrünü orada burada hinlikle geçirmiş. Ben ömrümü Kur'an'a adamışım. Şimdi ben namazı niyazı ondan öğreneceğim. Bakar mısın adama? İki bacaklı mahluka bakar mısın? Onun gibi yapmadım mı da eleştiri alıyorum. Senin kıldığın namazı kılar mıyım ben? Ve seninle aynı yerde namaz kılar mıyım? Hocam siz uzanamazsınız, ben vereyim. Uzanır, afiyet uzanır. Olsun hocam. Kahvede. Oh, ne yayın ne yayın. Kahvede. İsmail Şahin. Yani bugün konuştuklarımızdan kahve de heyecanlandı. Bak şimdi tam siz içi kahveyi söylediğinizde çok şey, manalı bir şey geldi. Mesaj geldi, soru geldi daha doğrusu. İsmail Şahinkaya Ankara'dan sormuş. Herhangi bir tür fala keyif amaçlı baktırmak dahi günah mıdır? Yok canım, günahı o kadar basitleştirmeyin. Şimdi, hocam niye fal baktırınca? Ben de ara sıra kahveye karmanın baktırıyorum. Kime? İstersen sana bakayım bir tane. Ben sevmem fal baktırmayı. Ya ben baktırmam. Çünkü siz benim fala bakınca siz benim karmamın içerisine giriyorsunuz. Ben kendi geleceğimi bilmek istemiyorum. Peki yani. Peki sen sürpriz. O zaman bu astrolojiyle bilmem buruna buralarla niye takılıyorsun? O da bir türlü. Astroloji, ama astrolojide ben öyle gidip de astrolog gezdirip çartıma baktırtmıyorum ki.
Ben bir tek kişiye baktırtıyorum. O da Türkiye'ye geldikçe. Herkesin bir astrologu var. Hayır ama ben de öylesine şey yapıyorum. Yani en son geldiğinde baktırtmadım bile. Çok yakın arkadaşım programa da geldi galiba. Yani hani ne olacak 2013'te falan öylesine. Hani şey yaptık programda konuştuğumuz kadarıyla. Sevmiyorum ben bakılsın edilsin, bileyim edeyim. Ne gerek var? Ben neyse ben... Çünkü fal baktırtınca iyiler insanın aklında kalmıyor. Negatif olanlar kötü olanların insanın aklında kalıyor. Şimdi öyle bir şeyde ondan sonra onun olmayacağı varsa da kuruyorsun, 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 çekiyorsun onu. Hiç gerek yok yani. Davetiye haline geliyor. İnsan hayatını peşine takıyor. Bu kötü olan bu. Yoksa yarı espri, sen içmişsin kahveyi de baktırmışsın da. Bunlar... Allah mecbur etmesin. Allah fallara baktırtacak duruma düşürmesin hocam. Evet. Amin. Vallahi öyle, hani o kar, ben onun karma işi olduğuna inanıyorum. Hiç gerek yok yani. Neyse bu benim cevabım. Affedersiniz İsmail Bey. Hocam siz tabii kendi cevabınızı. Tabii o karma iddiası da kendi içinde bir başka fal, onu da unutma. Oraya girersek bitmez program. Çıkamayız. Ben her şeyden arınmaya çalışıyorum hocam. Hiç öyle şeylere giremeyeceğim. İnşallah. Zaten nikahta keramet vardır. O da olursa iyice kurtulursun. Işte. Ay nereye geldiniz? Evet, arınıp öyle. Evet, buyur. Ben buyuru ya. Siz bir şey söyleyecek misiniz İsmail Bey falla ilgili? Yok, söylemeyeyim artık. Tamam. Baktırtmayın ya, vallahi gerek yok. Zaten bir alt, öteki de atıyor falan bir sürü acayip acayip şeyler. Ya ne baktırtmayın, falla malla ne ilgim olur? Siz bakıyor musunuz? Ya bu, bakın sabah geçen sene de bu oldu. Ne oldu? Geçen seneden beri. Hocam ben öyle her şeyi hatırlamıyorum. He. Arınıyorum. Bizim burada magazin sohbeti diyorum ben ona. Olarak konuştuğumuz birçok şeyi insanlar ciddiye aldı. Ve bundan bizi adeta yargıladılar mesela. Bana yapıldı bu. Hocam ya bana bir da sohbet, yapılıp... bir magazin sohbeti. 3 saatti geçen sene biliyorsun bizim program. Evet yine hemen hemen 2 saat. Bunalıyor insan. Yani oraya 2 tane nefes almak için pencere açıyorsun. Aynen. Hocam, onu alıyor. Dedi ki hani bir şey sormuşlardı. Hocam benim ne dediğim beni bağlar. Sizinle anladığınız da sizi bağlar. Beni bağlamaz. Şimdi biz burada istediğimizi konuşuyoruz. Arada sırada evet geyik muhabbeti denen evet. Şeyi de yapıyoruz. Hani magazin o geyikleri dediğimiz... en ciddileri gibi alıyorlar. Ama öyle algılamak istiyorlar laf at. Bence takmayın hiç onları. Niye kafanıza şey yapıyorsunuz ya? Hayır takmıyorum da onlar da takmasın. Hocam hayatta daha önemli şeyler var. Türk sanat müziği falan dinleyin. Ne gerek var böyle eleştirileri, yargılamaları kafaya takmaya? Türk sanat müziği... Falla, malla, bilmem geyikle kıyaslanır mı? O çok hayati bir konu. Hayır, diyorum ki enerjinizi bunlara harcamayın, bunları okumayın, yani duymayın. Enerjinizi ilgi alanınız olduğu yönlere kanalize şimdi edin. Şimdi sanat müziği dedin, son dinlediğim bir keman taksimi var. Kürdili icazkar bir taksim yapmış. Adını tam bilmiyorum. Şanol olsa gerek. Soyadını çıkaramayacağım. Sabah ben yani ömrümde demeyeyim ama uzun yıllar böyle bir taksim dinlemedim. Bu nasıl bir iştir ya? Nasıl bir sestir? O sesleri nasıl yaratıyor bir insan? Dün gene en az 7-8 defa o taksimi dinledim. Arkasından da 5 tane şarkı okumuş bir sanatkar. Ama o taksim böyle bir şey olmaz. Zeki Müren'in bir programına Özer Altın mıydı? Kimdi o? Onun bir taksimi vardı. Ben onu böyle tepelerde tutuyordum. O da çok çarpmıştı beni. Bu kirli icazkar taksim onu unutturdu. Şimdi bu müzik böyle bir şey bu hayatın ta kendisi ya. Geçiyorum. Geç. Sacit Keyifli Mardin'den sormuş. Kurban Bayramı'nda karnında yavrusu olan inek kurban edildi. Günaha girilmedi mi? Tabii girildi. Dikkat edilmesi lazım. Zaten kurban adı altında
o kadar değişik türde günahlar işleniyor ki o kurbanlar o günahların faturasını öder mi ödemez mi, ben ciddi tereddüt içindeyim. Yani hayvan boğazlamak diye bir ibadet olmaz. Demin dinlerden bahsettik. Hiçbir din böyle bir ibadet öngöremez. Putperestlik ve paganist dinler hariç. Oralarda insanlar bile kurban ediyor. Bu fakire yardımdır. O gün o espri içinde yapılıyordu. Bugün başka bir espri içinde yapılabilir. Önemli olan fakirin ihtiyacına cevap vermek. Sen niye illa hayvan boğazlanacak diye? Ya sen sadist misin ya? Ama bu sadizm dünyanın her yerinde var. Bizde bir biçimde, başka yerde başka bir biçimde. Avrupalılar bizim kurbanları eleştiriyorlar. Peki o arenalarda o boğalara yapılanlar nedir? Ya. O boğalara yapılanlar bizim en vahşi kurban sahnelerimize rahmet okutur. Öyle mi değil mi? Doğru. O nasıl? O medeniyet oluyor. Bizim kurbanlar vahşet oluyor. Ya insanlık bu. Gelin şunu adam gibi insana yakışır şekilde bunların hepsinin yanlışlarını eleştirelim. Yani Batı'nınki makbul, Müslüman doğununki kötü. Evet, sabah. Ha şey, reklam geçiyorlar da hocam, soru birazdan gelecek. Ey evet. Hocam daha şimdi daha değil, yalnız bir şey söyleyeyim. Hocam çok güzel bir soru geldi, bir dakika. Özlem Öz değil, Çanakkale'den sormuş. Başkasının yumurtasıyla hamile kalmak İslam'a göre nasıl değerlendirilir? Nasıl yumurtası? Hocam demek ki hamile kalamıyor. Evet. Ve demek ki böyle bir yöntemle de başkasının yumurtasını alıp herhalde döllendiriyorlar filan, bilmiyorum yani. Yani kadından mı yumurta? Yumurta donasyonu deniyormuş buna. Ben tabip değilim, bunun bir tarafı da yani tıp. Diyelim ki. Tam nasıl, anlayamadım, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi ben size nasıl açıklayayım? Diyelim ki siz evlendiniz. Eşinizin yumurtlayamıyor, yani çocuğu olamıyor. Hmm. Tamam mı? Ben de nikah şahidiyim ya. Diyorum ki... X. Ay hocam bana geldiler bugün. X istiyorsan... Ben sana yumurtalarımı mı vereyim diyorsun? Ne diyorsun Özgür, sen anladın mı? Ben yumurtalarımı vereyim. Hani ben yapmayacağım bu saatten sonra diyorum herhalde. Onun rahmine yerleşiyor. Yani size eşinizin rahmine yerleşiyor. Yine sizin çocuğunuz oluyor. Almayayım. Yumurta ben... Tövbe yarabbim. Olmaz o. Anladım. Hocam niye olmasın? Yazık ki yani, insanlar çocuk istiyorlar aynı, ya. Aynı ya eşlerin, karı koca olanların... Tüple müple dışarıda içeride bunlar olur ama başka birinin... Zaten bu öyle. Bu sperm bankasının kadın versiyonu gibi. Yani zaten siz böyle sperm bir sperm bankasını onaylamıyoruz. Hayır bir dakika, ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey için işte siz mesela, yani siz dediğim işte o kişi cinsel ilişkiye girmiyorlar. Yine öyle tüpler müpler bir şeylerle yapılıyor. Ya tam bilmiyorum konunun nasıl yapıldığını. Onun için yanlış bir şey de söylemek istemem. Ama bence yani illaki bir çocuk sahibi olmak istiyorlarsa... Neden olmasın ya? Şimdi ben bu konuyu Diyanet'e havale edeceğim. Çünkü onlar bu konuları konuşurken değişik arkadaşlar fikir beyan ediyor. Bir de dışarıdan bu konuların uzmanlarıyla de istişare ediyor. Şimdi ben burada masanın başında ahkam kesmek istemiyorum. Çok samimi söylüyorum ve Diyanet'teki arkadaşlardan rica ediyorum. Belki de bunun fetvası verilmiştir. Yani şu durumu nasıl değerlendiriyorlar? Ben Diyanet'in burada dediğine uyulması gerektiği kanaatindeyim. Bir dakika hocam, Özgür okuyor şimdi. Yumurta donasyonu ne demek? Yumurta nakli, yumurta üretemeyen kadınların yumurta genç, sağlıklı ve doğurganlığı kanıtlanmış başka kadının
yumurtasını yumurtalarıyla kendi eşinin sperminin döllenmesi sonucu elde edilen, doğru anlatmışım ben bir şekilde. Ben bunu onaylayamayacağım, kusura bakmayın. Embriyoların anneye transfer edilmesi, anne adayına transfer edilmesi. Yani, benim anlattığım taraflardan gibi işte biri, yani. O nikahın dışında biri. İç eşit tüp bebek yöntemi. Değil ama taraf değişiyor. Yani eşlerin biri değişiyor. E tamam ama kadın yumurtlayamıyorsa ne yapacak hocam? Allah Allah. Şimdi çocuk şimdi anne çocuğu, olmak istiyor anne kadın. Olmak gerçi istiyor. Olmaması yani her şeyde bir hayır var ne, yani ne vermiyorsa yapalım, da. Olmuyorsa anne olmak istiyor. Evlat edinsin. Şimdi ben birisi anne olmak istiyor diye dinlerin bu evet çok hassas bir durum. Doğru söylüyorsunuz. Diyanetin cevap vermesi lazım. Evlat edinsin. Anne olmayan şu kadar kadın var. Evlat edinsin. Annesiz çocuklara bakarak o duygusunu tatmin etsin. Dünya gelip geçici nihayet. Evlat da olsa, evlatlık da olsa bırakıp gidecek yani. Ama yani belki kadının hormonları istiyor. Yani ne bileyim ben. Olmaz öyle bir şey attın mı? Evet. Nereden bileyim hocam bazen olmaz. Ya bilmiyorum ben öyle bir duygu hiç hayatım boyunca yaşamadım da bazı insanlar çok üzülüyor gerçekten çocuk yapamadıkları için. Ya kusura bakma ben burada beni cevap vermeye ikna edecek bilgilere sahip değilim. Tamam hocam. Tabii doğru söylüyorsunuz. Bunu elim sıkıştı. Yani ben illa cevap vereceğim diye beni hataya itmeyin lütfen. Şunu Diyanet'ten bir merak evet, ediyorum. Ben de gerekirse arar arkadaşlarıma sorarım. Tamam soralım. Olmadı. Evet. Biz bunu Diyanet eminim teemmül etmiştir. Kurul halinde, ekip halinde uzmanlarına da sormuş bir cevap veriyor. Ona uymak lazım. Ben burada her tarafını bunun düşünerek mukni bir cevap veremem. Peki mesela kişi vicdanın sesini dinlese nasıl olur? İnsanoğlunun en büyük felaketlerinin çoğu kendi sesini dinlemekten olur. Olur mu hocam? Vicdan diyorum, mantık demiyorum. Vicdan, buradan. Senin vicdan dediğinin vicdan olduğunu nereden biliyorsun? Vicdan mı? Vicdan bu. İşte biz de buna uyuyor mu uymuyor mu konuşacağız. Bu vicdan. Hasan Doğan Gaziantep'ten sormuş. Bütün peygamberler neden Arabistan Yarımadası'ndan çıkmıştır? Tesadüf müdür? Yanlış bilgi. Birkaç defa söyledi. Bütün peygamberler Arap Yarımadası'ndan çıkmamıştır. Kur'an-ı Kerim bunu bize veriyor. Peygamberlerin örnek olarak 20 küsürünün ismi anılmıştır. Orta Doğu bölgesinden çıkanlar. Tabi merkez bölge oradır peygamberler tarihinde. Ama Kur'an-ı Kerim bize diyor ki insanlığın bütün toplumlarına bütün dillerde vahiy almış peygamberler gelmiştir binlerce. Kim demiş sade Orta Doğu'da peygamberler? Ya bu hatayı yıllardır söylüyoruz düzeltmiyorlar. Kur'an açık. Biz sana diyor adıyla hatırasıyla birkaç peygamberi örnek diye andık. Minhum mellem naksus aleyk. Kur'an'ın tabiri bu. Onlardan adını hatırasını anmadıklarımız da vardır. Binlerce var. Ve diyor ki hiçbir toplum yok ki ona bir peygamber gelmemiş olsun. Kur'an'da 27 veya 28 tane örnek türünden isimleri geçen peygamberler sayılmıştır. Binlercesi var. Evet. Diğer soruya geçelim. Burcu Yılmaz Kocaeli'den sormuş. Bebeklerin göbek bağının çeşitli yerlere atılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben onu bilmem. Ebediyim ya. Ya Rabbi sabah ya. Hocam ben mi soruyorum ya? Ya benim alanım değil bunlar. Yani, göbek bağını bilmem nereye atacak. Ama öyle adetten atarlar ya. Üniversiteye ne? Atarlar, dama atarlar. Diş dama atılıyordu ben ya. Ben onu... Ne alakası var? Gene şeye döndük. Bu da bir putperest adettir. Yani oralara atınca bir şey mi oluyor? İşte hani üniversiteli oluyor. Mesela Harvard'a atıyorsun. Acaba Harvard benim göbek bağımı nereye atmışlar?
Siz ben söylemeyeyim hocam onu. Nereden bileyim yani? Geçelim soruyu hocamız sevmez. Sizin tesbihiniz nerede hocam? He? Tesbih. Dedim ya tesbih çekmeyeceğim bundan sonra. Öyle mi? Sabır için başka yollar deniyor. Ben ne yol var Boğa hocam? Boğa kuşları da tesbihi hiç sevmiyor sabah. Siz ama kovasınız. Ben kovayım. Şimdi niye sevmiyorlarmış? Hmm. Kırmızı tesbih alın hocam. Kırmızı tesbih mi kullanayım? Ha, boğa kırmızıyı sever falan öyle sever. Şey. De sever ya. Bu kırmızıya iyice sinir olur ya. Kırmızıyı i̇şte göstererek boğayı. E tamam daha iyi işte hocam. Biz ona sever diyoruz. Gerçi ben kırmızı giydim ama. O pek kırmızı o hocam. Basbayağı pembe. Buna şey diyorlar. Şeker pembesi. Çingene pembesi diye bu. Şeker pembesi. Ya bana çingene pembesi dediler. Hocam olur mu çingene pembesi? Bu şey bayağı bildiğiniz pembe. Şey. Güzel ama. Şeker pembiş yani bu. Pembiş. Pembiş. Evet, pembiş. Size bir çingene pembesi göstereyim. Yalnız tesbihin pembişine bile tahammülü yok boğaların. Yok. Neyi sevmiyor? Çık 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 sesi mi sevmiyor? Eldeki o hareketi mi sevmiyor? Yani bir adamın İlgi elinde o tesbihin böyle sevmiyor işte. Boğanın bu türü de var. Belki yani. Size yakıştıramıyor. O adamına o göre değişir yani. Kimin de sevmezsiniz, niye kimin de seversiniz. Peki, bilmiyorum. Sevmiyorsa sevmiyor. Peki hocam. Var tür değişik. Şu mendili sevmeyen var, kravatlı sevmeyen var, kravatsızı sevmeyen var. Şimdi ama burada başka bir yere giriyoruz. Odanın neresi? Şimdi siz kaç yaşında insansınız? Ve mesela bunu seviyorsunuz ki 2 senedir işte her cuma program yapıyoruz. Elinizde tesbih var ve çekiyorsunuz o tesbihi. Koleksiyonum da var. Koleksiyonunuz da var. Evet. Aynen öyle. Şimdi bir boğa bunu sevmiyor diye bundan vazgeçebiliyorsanız ben bunun altında çok şey ararım. Artı o boğa da taklis yapıyor yani. İster tesbih çekersiniz. O şey çok kuvvetli bir şey. Efendim? O çok kuvvetli bir şey. O şey ama ne şey? İşte onu soruyorum. Evet. Yani karşı taraf istemezse herhangi bir şeyden vazgeçebilecek durumda olması bir insanın. Vazgeçilebilecekse vazgeçerim. Karşı tarafın gönlüne önem veririm ya. Bakın şimdi. Bu böyle bir şey. Ben sizi seviyorsam sizin sevineceğiniz şey beni mutlu eder. Ben sizi seviyorum ama hep benim seveceğim şeyler olsun ben mutlu olayım. Böyle bir egoizm olur mu? Ha vazgeçebileceğim. Ben sizi seviyorum. Sizi mutlu edecek şeyler de beni mutlu eder. Çok güzel bir laf var hocam. Siz onu biliyor musunuz? Vazgeçebildiğiniz kadar özgürsünüz diye. Tabii. Çok önemli. Çok. Çok önemli. Çok. Çok önemli bir laf. Mesela hayvanda bu yoktur işte. Vazgeçemez. Taktı mı kafayı bitti. Bir tutam ot orada uçurumun kenarında onu oradan ağzıyla alsın diye o uçurumdan aşağı gider. Akıllı bir insan bunu yapar mı? Der ki tamam onu canım çekiyor ama onu almaya kalktım mı aşağı yuvarlanırım. Gitmez. Hayvan bunu yapamıyor. Bilmiyor. Vazgeçebileceksin tabii. Sevdiğiniz insanın vazgeçmek istediği şeye bakacaksınız. Bu vazgeçiş onu mutlu etmeye değer mi, değmez mi? Ya ben genel konuşuyorum. Sevdiğiniz benim insanlar... tesbihten vazgeçmem illa böyle bir şeydir anlamında demiyorum ama olabilir de. Sevdiğiniz insandan vazgeçer misiniz şartlar öyle gerektirirse? Hayır, vazgeçmem. Böyle bir şey var mı ya? Yani bak Anadolu'da ne derler? 3 şeyden vazgeçen adam değildir. At, avrat, silah. Bunlardan vazgeçilmez. Bunlar unutulmaz. Bak. Sen bir gün bana yine bir şey öğrendim. Bir mesaj çekmiştin değil mi? Ben mi size çektim? Yani geçtiğimiz zamanlarda. Yanıyoruz, yanıyoruz. Nasıl etkiledik?
Ne demiştin? Hocam sizin tespih bizim şeyleri... Çantanı aldın mı, unuttun mu? Ha, çantanı falan. Ha, unuttunuz. Hatırladın mı benim cevabımı? Evet, bu cümleyi söylediniz. Ne? Öyle bir şey dediniz, hatırlıyorum hocam. Çantanızı unuttunuz dedim ben size. Şeyde, nerede, stüdyoda mı unuttunuz? Evet. Ne dedim? O zamanki çanta bu değildi tabii. Dedim ki, sabah o çantada benim silahım vardı. Bizde ben de o lafı söylememek için 40 saat eviriyorum, çeviriyorum. Silahla sevilen kadın unutulmaz. Evet, tamam. Ben onu sen söyleme... de çok güzel diye bana tekrar cevabı mesaj yazdın. Bayıldım bu mesajlara. Şimdi hani siz silah demek istemezsiniz yayında diye ben evirip çevirmeye çalıştım. Yok, ben milletvekili sıfatı olan bir adamım. Silahı da seven bir adamım. Evet, silah. Birkaç tane silahım da bu. Bütün milletvekili arkadaşlarım vardı. Ben işte bir Karadeniz çocuğuyum. Yani 10 yaşımdan beri benim silahla yakınlığım var. Bu kötü bir şey değil. Evet. Niye söyleniyor? Ne bileyim ben yani, belli olmaz. Şimdi spot kırmamak için. Ben de açıldı Karadeniz'de. Ben Sapanca'da oturuyordum o zaman çoğu. Bir tane bizim çok tatlı, Allah rahmet etsin, yaklaştı böyle. Bizim Orallardan, hemşehrilerden. Stres atay mısın dedi. Dedim acaba ne demek istiyor stres atay mısın? Ben zannettim ki yani Sapanca'da arazi, göl kenarı filan bilmem ne orada yürüyüş yapıyor falan gibi. İyi dedim, buraya sık sık geliyorum. Çoğu hatta burada duruyor. Onu sormayayım dedi, stres atay mısın? Ben hala anlamadım. Dedi ki, la stres atay mısın dedi. Yani atış yapıyor musun? Sonra anlattı bana. Değişik mermilerle atış yaparak onların arasındaki ses tonundan keyifleniyor. Sonra ben de onu denedim. Ya bakar mısın? Hocam biz silaha karşıyız. Stres. Ya Allah Allah. Silaha niye karşı olacağım yani? Neler oluyor hocam, görmüyor musunuz? Biz asker miyiz? O ayrı da kadar masum. O hayvanlığını öyle yapıyorlar. E tamam işte, onu ama ayırt edemiyorlar, görüyorsunuz. Ayırt edemiyor. Etsin. Etsin. Neyse, peki tamam. Ben sorulara geçeyim. Ama önemli şeyler söylediniz bu arada. Tesbih mesbih. Taşınız? Taşım bugün... Cebimi almayı unutmuşum. Tam şeyin üstündeydi. Çıkarken unuttum. Aşk nelere kadir hocam. Allah Allah yani. Ne nelere kadir? Taşı diyorsun. Yok ben... Cemil Bey'in verdiği taşı unuttum. Yok ben başka bir şey... Yani bugün bir sıkıntı, bir sabır filan ihtiyacı olsa hiçbir şey yok. Neyi tutacağım? Kalemi veya gözlüğü tutarım. Başka. Yok. Kafanızı tesbih tutulur. Tesbih zaten ceketin ceplerinden çıkardım tesbihi. Nereden çıkardın? Her ceketin cebinde tesbih vardı. Onları çıkardım. Çünkü tak atıyorum elimi, geliyor. E şimdi ben boğa boynuzu yemek istemem. Yani çıkarmayayım hiç. Reh. Nasıl? Şaştım kaldım. Söyleyebilecek hiçbir sözüm hiçbir yok. Şey ancak bulamadım. Okuyabilirim tabii, hocam. Aynen oku. Ahmet Doğan İstanbul'dan sormuş. Uzak Doğu, Afrika ve Amerika bölgelerinde de peygamberler gelmiş midir? Evet. Söyledik ya da. Bakın işte. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle diyor. Bir de orijinalinden oku. Ve immin ümmetin illa hala fiha nezir. Hiçbir toplum yoktur ki ona bir peygamber gelmemiş olsun. Bu kadar net. Onun için her dilde vahiy gelmiştir. Çünkü peygamberlerin geldikleri toplumun diliyle vahiy almaları da Allah'ın kanunlarından biridir. Kur'an onu da veriyor. Buradan ne çıkıyor? Şu çıkıyor. Hiçbir dil kutsal değildir. Veya bütün diller kutsaldır. Bizim peygamberimiz Arapça konuşan bir topluma, çekirdek nesle hitap ettiği için vahiy Arapça almıştır. Bu Arap dilinin kutsallığı ve bunu dayattılar. Asırlarca bizlere. Arapça olacak. Şimdi öyle bir yere geldi ki Allah Arapça dışında dil bilmiyor. Yani benim 80 yaşında beli bükülmüş ninem
kendi dilinde Allah'a yakardığı zaman evinde, odasında bu olmuyor. Yarısını yanlış da okusa Arapça tekerlem. Lan sen kafayı mı yedin? Sen ne biçim adamsın ya? Bunu sen şu muazzez dine nasıl fatura ediyorsun ya? Bunu akla nasıl fatura ediyorsun ya? Orada tezgah kurmuşsun. Arapçılık ve Arapçacılık yapıp kasanı keseni dolduracaksın. Bunu bana yutturmaya kalkma bari. Asırlardır yaptığım budur. Bir de millet Kur'an'dan hiçbir şey anlamasın, bana mecbur kalsın. Bu da papazlıktır işte. Onu da yapıyorsun. Yap onu. İsteyen gelsin öğrensin. Merak eden öğrensin. Buna karşı çıkmak olur mu? Tamam da sen bıraksana ya, benim ninem evinde veya öğrenci çocuğum namazını, niyazını kendi diliyle kılacak edecek. Sen buna nasıl engel koyuyorsun? Üstelik bu ülkenin ana mezhebi olan, %80'inin tabi olduğu mezhep olan Hanefiliğin kurucu imamı, İmam-ı Azam, 1000+ sene önce bunun olabileceğini söylemiş. Onu inkar ediyorsun. İmam-ı Azam'ı yok sayıyorsun. Ve diyorsun ki bunu bugün birileri, bazı reformistler bunu çıkardı ve bunu söyleyen adamın isminin başında profesör unvanı var. O unvanı sana verenin de senin de. Aman hocam. Sen ne biçim profesörsün ya? Diyor ki bunu cumhuriyetçiler, işte devrimciler bunu yaptı. İslam tarihinde Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılışır, kılınır diye bir şey yok. Lan sen adam mısın sen? Sen adam mısın? 3 kuruş veriyorlar bilmem ne diye oralarda. Senin ilim namusun neredesin? Senin ilim haysiyetin nerede? Sen utanmıyor musun o eline aldığın kalemden, okuduğun kitaplar? Metin arkadaş Muğla'dan sormuş. Göz zinası ne demektir? Sıklıkla yaşıyoruz. Öyle bir şey olmaz efendim. Bu hezeyandır bu. Yok efendim öyle hadis varmış. Haşa haşa. Göz zinası. Şuraya bakar mısın? Zina belli bir fiildir. Gözle. Gözle nasıl oluyor bu işi? Konuşturma beni sabah. Bunlar hezeyandır. Böyle bir şey olmaz. Geç. Evet. Göz zinasıymış. Göz zinası derler. Ondan sonra yemedikleri herze yoktur. Göz zinası. Oh, Aytu Baskın İstanbul'dan sormuş. Ay, bebeğimiz oldu. Bebek mevlidi konusunda ne düşünüyorsunuz? Bebek mevlidi diye bir şey yok. Ne demek hocam bebek? Kulağına adını falan okurlar ya. Mevlidle ne ilgisi var bunun? Süleyman Çelebi'den önce Müslümanlar çocukların kulağına ezan okumuyorlar mı? Şu lafa bakın, her tarafından hamaka takılıyor. Süleyman Çelebi 13. yüzyılın adamı. Süleyman Çelebi'den önce Müslümanlar ezan okumuyor muydu çocuklarının kulaklarına? Ne demek mevlid? Belki yanlış ifade etmiştir hocam yani. Geçen gün Diyanet açıkladı, yedisi bilmem neyi falan. Ha, yedisi 40-51 yoktu. Kıyamet koptu. Nice rahatsız olanlar var ondan. Putlarına dokundu. Doğru. Ya Diyanet de bunu... Ben açıkladığım zaman Diyanet'te dahil hep birlikte karşı çıktınız 20 sene önce. Şimdi Diyanet'te gerçeği gördü, açıkladı. Niye ona karşı çıkıyorsun? Allah razı olsun. 20 adım geriden de olsa tabii çok fena şükür sayılmaz. Sizin adınıza tabii ki. Hocam bir 60 saniye ara verelim. Hocam bu akşam başka bir canlı yayına gidiyormuşsunuz. Evet, Candaş Tolga'ya gideceğim. Kanal evet. Türkiye. Çok severim kendisine. Selam. Çok geç saat ama Candaş'ı kıramadım tabii. Evet, benim de öyle bir cuma akşamı beni de götürdü. Allah'tan program çok keyifliydi. Hatta bitirmek dahi istemedim seni programı. Seni de çağırsa üçümüz orada program. Ben gittim, hakkımı sağladım. Bir cumamı daha yani televizyon programında geçiremeyeceğim hocam. Özür dilerim. Neyse, buradan da canlı. Kanal Türk'te değil mi? 23.30'da mı? Evet. Söyleyelim, arkadaşımızın reklamını yapalım. Ali Doğan Sivas'tan sormuş. Öldüğümüzde bütün uzuvlarımız şahitlik edecek mi? Evet. Yeni, bize verilecek yeni beden ona göre donatılacak. Kur'an-ı Kerim bunu veriyor.
O gün insanın dilini mühürleyeceğiz. Nehtimu ala efvahiyim diyor. Mühürleyeceğiz. Çünkü dil yalan söylemeyi artık adet haline getirmiş. Elleri ayakları bize diyor onun neler yapıp ettiğini anlatacak. Yani öyle bir hesap günü gelecek. Ve insan kendi yaptıklarını bizzat kendisi. Huzur derken eller ayaklar yani. Onları sayıyor. Yani eydihim diyor. Etkellimine ve teşhede sünnetim. Yani onu sen o zikrül cüz iradetül kül bütün uzuvlar demektir. Zaten insanın dünya hayatındaki bütün yapıp etmelerinin bir diskete, kitap diyor Kur'an buna, kaydı yapıldığını, bunun yarın insanın önüne çıkarılacağını ve buyur, oku kendi kitabını. Hesap sorucu olarak kendi benliğin sana yeter denecek. Bu İsra suresinin bir ayeti. Ya böyle bir hassas dünya bu. Başıboş bir dünya yok. Bir evrensel kompütür var. Orada bütün kayıtlar. Bir de her şahsın kendi özel hayatının kayıtlarını içeren bir kompütür. Kur'an-ı Kerim bunların tümüne kitap diyor. Bu kişisel kompütür, bu kitap, bu kayıt hesap gününde insanın önüne konacak. Allah zulmetmez. Al diyecek. Kendin izle, kendin karar ver bakalım. Sen olsan ne yapardın? Böyle bir hayat, böyle bir yüksek irade var. Onun için kimse ben yaparım, bana kalır falan böyle yok. Bu yok, bu hayalden kurtarsın herkes kendini. Reyhan Avcı sormuş Uşak'tan. Ayetler isimleriyle mi indi yoksa isimler sonradan mı kondu? Ayetler değil, sure demek istiyor. Evet. Sureler o sure içindeki ayetlerde geçen kelimelerden birinden alır. Bunları Peygamberimiz tespit etmiştir. Hı hı. Evet. Biz de hocam Kamer suresine kaldık. Evet. Geçen hafta. Var mı başka soru? Var herhalde Özgür. Bir iki tane daha soru soralım. Biz bir soru daha soralım. Ondan sonra da Kamer suresi 28. ayette kalmıştık hocam. Ona geçelim. Buyur. Mustafa Yıldız Artvin'den sormuş. Kadınların şahitliği ile ilgili Kur'an'da bölümler var mı? Bunu konuştuk burada. Bakara suresinde o konu var. Kur'an-ı Kerim o dönemde ticari davalarda kadın ticari hayatın tamamen dışında olduğu için kadınların şahitliğini, tek kadının şahitliğini yeterli görmemiş. Eğer diyor yeterli bilgileri verebilirse tamam, veremezse erkekleri çağırıyor. Bunu bütün alanlara yayamazsınız. Bu ticari faaliyetler içindir. İkincisi de kadın yeterli bilgileri verirse bu artık işlemez. Bu ne demektir? Bugün için kadınla erkek arasında şahitlik bakımından fark vardır. Bugün artık geçerli. Geçerli değildir. Evet. Tamam. Hocam şimdi Kamer suresi 28. ayette kaldık. Ben 27'den alayım. Al. Bir imtihan aracı oldu. Onu konuştuk sabah. Biliyorum da işte yani. Suyun aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Bunu da konuştuk. Konuşmadık, orada kaldık hocam. Yani konuştuk bence de her neyse. Tamam, neyse oradan alayım o zaman. Suyun aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Her su alış, içiş nöbetlidir. İçilecek her miktar hazırlanmıştır. Evet, şimdi bakın. Arkada su dünyaya belli bir ölçüde iniyor. Öyle bir konuştuk bunu ki hatta şunu da söyledim. Sen gene... Şunu da söyledim. Dedim ki ormanları hocam, tahrip edenler biliyorum. Sonra yağmur duasına çıkıyor. Yağmur duasıyla filan su celbedemez. Suyu Cenab-ı Hak nasıl bak gediğini çıkığına denk getirmiş. Bakıyor yeşilliğe kim daha çok saygı gösteriyorsa dünyaya belli miktarda inen sudan en çok nasibini o alıyor.
Sen ormanı tahrip et, oraya zeme yap ayrım. Ondan sonra da çık zemenin önünden dua et. Su alırsın. Bekle alırsın. Ağaçları kestin. Yeşilliği tahrip ettin. Şu İstanbul Boğazı'na yaptıklarını görüyor musun? Düşman düşmanına yapmaz bunu. Doymuyorsunuz değil mi? Doymuyorsunuz. Çocuklarınıza bırakacağınız ülkeyi kısa vadeli 3 kuruşluk menfaatler için böyle mahvediyorsunuz. İstilacı Moğollar bile sizin gibi ülkeyi tahrip etmedi. Zeme. Neyin zemesi bu? Allah'ı riyasız tesbih eden ağaçları kes, camiyi Maun suresi ihlalinin yatağı haline getirmiş, riyakarlar oraya doldurur. Ondan sonra da Allah'ın adı, Allah'ın evi. Ondan, hem Allah'ın evi diyor hem de bir Ahmet'in Mehmet'in adıyla anıyor. Ya hani Allah'ın eviydi? Süleyman'ın Hasan Hüseyin'in evi nasıl oldu? Şu dini insanlığın mahvi için kullanıyorlar. Bugün din adı altında arz-ı endam ettirdikleri şey insanlığı mahvetmekten başka hiçbir işe yaramaz. İnsanlık bunu bilecek ve ona göre başının çaresine bakacak. Bu dinmin değildir. Arkadaşlarını çağırdılar. O da hançerini kapıp deveyi boğazladı. Evet. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Evet. Biz onlar üzerine bir tek ses gönderdik de ağalcının serptiği kuru ot gibi kırılıp ufalandılar. Evet, sayhaten vahide. Bir ses, bu titreşim. Yani bu ses nasıl bir titreşimle bir deprem mi yarattı, ne yaptıysa. Ve altın üstüne getirdi. Evet. Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık fakat düşünen mi var? İşte 3. defa geldi. 4 galiba, 3 mü? 3 bir daha gelecek. 40 bilmem kaç. Bir daha gelecek. Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de üzerlerine çakıl taşları fırlatan bir rüzgar gönderdik. Buyur. Sadece Lut'un ailesini seher vakti kurtarmıştık. Lut'un ailesini kurtardı. Tabii buradaki aileden Lut'un yakın fikir ve iman arkadaşlarını anlamak lazım. Çünkü Hazreti Lut'un karısı da ona düşman. Enteresandır. Nuh ve Lut'un hatırası enteresandır. Bir peygamber düşünün, baş düşmanlar arasında karısı ve çocukları var. Hazreti Nuh mesela. Lut'un da karısı, onu istisna edecektir. Yanılmıyorsam Zariyat'ta illemra'etehu diye karısı müstesna, o da batırıldı. Yani insan hayatının bir de bu tarafı var. Bu gerçeği de unutmayalım. Katımızdan bir nimet olarak şükredeni işte böyle ödüllendiririz biz. Yemin olsun Lut onları bizim yakalayışımız hakkında uyarmıştı da onlar uyarılarla ilgili olarak kuşkulanıp çekişmişlerdi. Evet. Yemin olsun Lut'un misafirlerinden nefislerini tatmin etmek istemişlerdi de onların gözlerini silmek öğretmiştik. Hadi tadın azabımı ve uyarılarımı. Yani orada biliyorsun eşcinsellik çok ileri safhada. O kadar ki Lut'un misafirlerine bile musallat olmaya kalktılar. Evet, onu veriyor. Yemin olsun sabahleyin erkenden kararlı ve oturaklı bir azap yakaladı onları. Hadi tadın azabımı ve uyarılarımı. Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? 40. Dördüncü kez. Dördüncü kez, evet. Hani Kur'an anlaşılmazdı? Yemin olsun. Bahis konusu olan Cenab-ı Vacibül Vücud. Allah, Yüce Allah. Muhatabına, insana bir mesaj gönderiyor. Peygamberi aracılığıyla bir mesaj gönderiyor. Bu kitabı gönderiyor. Şimdi birileri diyor ki, bu Allah
muhatabına meramını anlatamaz. Bu anlaşılmaz. Ya meramına muhatabını anla, muhatabına meramını anlatamayan bir kudret Allah olur mu? Kur'an evirip çevirip bu engizisyon zulmünü, bu hezeyanı yıkıyor. Bak bu surede 4 defa. Yemin olsun ki kolaylaştırdık ama okuyup anlayan yok diyor. Adam hala orada tepiniyor. Vahşi hayvanlar gibi tepiniyor. Okumayın kendi dilinizde. Anlamanız gerekmiyor. Siz sevap alın sadece. Peki bunları söyleyen bir kitabı anlamadan okuyan nasıl sevap alır? Sevap almıyorsun. Lanetleniyorsun. Kur'an anlamadan okuyanları, yani ümniyecilik yapanları lanetliyor. Maun suresinde de bunu açık vermiş. Bunları hep bu millete deşifre ettik. Bu millet bunların kıymetini bilsin ve icabını yapsın. Yapmazsa o zaman kendisi bilir, gideceği yere gider. Evet. Yemin olsun Firavun hanedanına da uyarılar gelmişti. Ayetlerimizin tümünü... Bak, saydı. Değişik toplumları sayıyor. Nasıl kaydı ayakları, battılar. Evet. Ayetlerimizin tümünü yalanladılar da biz de onları onurlu ve güçlü birine yaraşır bir yakalayışla yakaladık. Sizin kafirleriniz ötekilerden hayırlı mı? Yoksa... Eküffârukum hayrun min ulaikum. Muhatap biziz. Sizin kafirleriniz ötekilerden hayırlı mı? İslam dünyasının temel yaralarından, kayma noktalarından birine parmak basıyor ilahi kelam burada. Ne kadar eksiklik varsa, Bernard Lewis'i burada rahmetle anmak istiyorum. Orta Doğu uzmanı, Türkiye ile ilgili özellikle çalışmaları çok önemlidir. Diyor ki rahmetli, Müslüman dünya, özellikle Türkiye, son 200 yılını eksiklerini başkalarına fatura ederek teselli bulmakla geçirmiştir. Çok önemli bir tespittir. Bunun temelleri Kur'an'da var. Kur'an diyor ki, sizin kafirleriniz, el alemi kafir ilanı, o kafir, bu kafir, İsviçre'lisi, İsveç'i falanı filan, hepsi kafir, hepsi cehenneme gidecek, onlar adam değil, onlar bizim eşeğimizdir diyordu bir hoca efendi. Biz gençliğimizde, cumalara gittiğimizde, o onun böyle maytap olsun diye dinlerdik gider konuşmalarını. Ticesuz ki, hav kâurlar, ha bu fenleri, pili, ilimleri piliyorlar, her şeyi yapaylar, pis bir şey yapamayırık, niye? Ha, cevabını vereyim. Veriyor cevabı. Onlar bizim eşuğumuzdur, eşeğimizdir. Onlar ha bunları yapacak, biz de bunlardan faydalanacağız. Ha hoca efendi, senin çocuklar Almanya'da tuvalet temizlesin diye prende attılar senelerce. İşçi olarak gidip orada tuvalet temizleyip para kazanalım diye. Şimdi gördün mü kim kimin eşeğiymiş? Hala devam ediyor. Kim kimin eşeğiymiş gördün mü hoca efendi? Ve bu millete ne kötülükler ettiğini anladın mı şimdi? Şimdi Kur'an diyor ki sizin kafirleriniz bu ötekilerden daha mı hayırlı? Allah'ın ayetlerini inkar eden kafir olur. Allah'ın ayetleri ne? Sade Kur'an ayetleri. Kur'an evrene kitap demiyor mu? Onun bölümlerine ayet demiyor mu? Kur'an insana kitap demiyor mu? İnsanın bütün varlığı, iç ve dış varlığı ayet değil mi? Ya Kur'an bunları açık veriyor. O zaman insan haklarını inkar, ayeti inkar olmuyor mu? Evrensel gerçekleri inkar, ayeti inkar olmuyor mu? Kozmik gerçekleri inkar, ayeti inkar olmuyor mu? Sade bu kitap. Kaldı ki sen bunun da zaten ayetlerine inanmış falan değilsin. Dilin inandım diyor. Nasıl inandı? İşte bu programlarda söylüyoruz senin ne kadar iyi. Maun suresi nerede? Maun suresine inandın mı? Arkadaş, sevgili din kardeşim. Ve benim sevgili din kardeşlerimi asırlardır güden hoca efendiler. Siz Maun suresine inandınız mı? Sahi elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin. Maun suresine inanmış bir milletin hayatında
şu ülkedeki rezillikler olur mu? İnsan hakları bu ülkede taş parçaları, çakıl taşları kadar bile kıymetli değil. Emek bir numarada ihanete uğrayan değer. Emeğin ihanete uğradığı bir ülkede Allah'tan, dinden, kitaptan bahsedilir mi? Toplam milli gelirin %90'ını, nüfusun %5'inin paylaştığı bir ülkede dinden, imandan, Allah'tan bahsedilebilir mi? Ya söyleyin bana. Tekzip edin beni. Deyin ki hayır öyle değil. Kur'an öyle bir şey demiyor ve öyle değil bu. Türkiye'de de öyle değil bu iş. Acaba Arap'ın yerden emeksiz çıkan petrol paraları olmasa o Arapların hali nice olurdu acaba? Ha şimdi paranın hesabı belli değil. Bol bol saçıyorlar, halkı susturuyorlar. Ha, orada emeğe saygı falan filan, insan haklarına böyle bir şey yok. Evet, okuşunu bitirelim. Sizin kafileriniz ötekilerden hayırlı mı? Yoksa orada da hah dediniz, devam ettiniz. Evet, tamam. Ben devam ediyorum. Yoksa Zübür'de kutsallaştırılmış hizip kitaplarında sizin için bir beraat, dokunulmazlık mı var? Siz... Yoksa biz yardımlaşan yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Diyorsunuz. Siz böyle ahkam kesiyorsunuz. Peki sizin için kitaplarda ayrı hükümler mi var? Yoksa siz... Biz güçlüyüz, ne dersek o olur mu demek istiyorsunuz? Peki olabilir. Olabilir bir biçimde. Suyun başında olursunuz. Mühür elinizde olur. Bir şey olur. Bunlar insanın hayatında her devirde oluyor. Ama bunun faturalarını çocuklarınız ve torunlarınız öder. Hiç yanlış hesap yapmayın. Çok acı öderler. Siz çocuklarınıza, torunlarınıza sevgi, saygı besliyorsanız yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Öder bunu çocuklarınız. Evet. O topluluk bozguna uğratılacak ve arkalarına dönüp kaçacaklar. Ah! Al bir tane daha. Sadaka menna tak. Evet. Hayır, buluşma zamanları kıyamet saatidir. Ne korkunç, ne acıdır o saat. Evet. Kuşkusuz suçlular şaşkınlık ve çılgınlık içindedir. Tabii, suçluluğun telaşı diye bir tabir var. Suçluların telaşı tabirini. Parlamentoda ilk rahmetli İsmet İnönü kullanmıştır bunu. Suçluların telaşı. Suçlular hep telaş içindedir. Çünkü fıtratları rahatsızdır. Ama menfaatleri bu fıtratlarını boğduğu için iki yüzlü davranmak zorundadırlar. Rahat olamazlar. Onun için suçlular telaş içinde olur. Evet. O gün yüzleri üstüne ateşe sürüklenir. Cehennemin dokunuşunu tadın bakalım. Sürüklenirler. Sürüklenir mi orada? Sürüklenirler. Tamam. Şu bir gerçek ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. İşte kader bu. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Bak kader tabirini kullanmış. Hep diyoruz ya değerli izleyenler. Kur'an'da kader tabiat kanunları manasındadır. Değişmez kader dedikleri budur. İnsanın alnında malında yazı mazı yok. İnsanın fiilleriyle ilgisi yok bu iş. Evet, devam et. O konuyu öteki programda bir konuşalım hocam. Konuşalım. Ona ilişkin çok ayet gelecek. Ya kahvemin köpüğü gidiyor sabah, hiç ses etmiyorsun. Hocam ha ha diyorsunuz her şeye. Ne yapayım, beni de sokuyorsun coşkuya yani. Tamam işte ama yani. Bu iyi programcılığı olan ve güzel hanımlarla program yapmanın risk tarafı budur. Konuştukça bak kahvenizi bile içemiyorsun. Hep öyle, hayat bu hocam işte. Hadi oku. Onun için inşallah güzel bir hanımla evlenirsiniz de ya, hayatın nasıl aktığını anlamazsınız hocam.
Şimdi şeyzeliğinin, şeyzeliğinin müşkilatıl Kur'an'ını arıyorum. Benim derdim şimdi o. Ben başka bir şeyle uğraşacak halim yok. Şu evet. Bir gerçek ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Amen. Emrimiz bir tektir, bir göz kırpma gibidir. Evet, Cenab-ı Hak için zaman bölünmez. Bir tek andır. Tabii bunu tasavvur etmek zor. Cenab-ı Hak için geçmiş ve gelecek yok. O matematik zamanı kullanan bizim için var. Cenab-ı Hak için bir tek an vardır. Geçmiş ve gelecek hepsi onun içindedir. Ve onu bakmış görmüştür Cenab-ı Hak. Ezel, ebed ne olacaksa. Bir tek an dedim de sana tavsiye ederim. İngilizce biliyorsun. O çok büyük, çok büyük ruhlu insan. Protestan ilahiyatçı, filozof bu yüzyılın en büyüklerinden biri. Paul Tillich. Alman asıllı Amerikalı. 1965'te öldü. Muhteşem, muhteşem bir düşünür. Onun Eternal Now diye bir daimi şimdi diye bir kitabı var. Onu al da bir oku. Hadi ya, sizde varsa getirin hocam. Vereyim, emaneten vereyim, oku. Kitaba bir şey olmasın. Olmaz, merak etme. Bütün külliyatı var bende. Şey, Paul Tillich. Çok ağır değildir İngilizcesi umarım. Ay, onu bilmem. Kalın mı? Yok yok. Ha, iyi. Şöyle 200 sayfaya var tamam. Ya yok. Şey, tamam. Şimdi ben Paul Tillich'i bu şirk kitabı var ya. Hı. Bunun deizm 4. bölümünde modern deizmin dindar temsilcisi diye bir fasıl var. Orada Paul Tillich'i anlatıyorum. Hmm. Onu da okumanı isterim. Tamam hocam. Getirin siz getirmen İnşallah. Okuyayım. Evet. Sonra size geri veririm. Yemin olsun biz sizin benzerlerinizi hep yok ettik. Fakat düşünen mi var? Onların yapmış oldukları her şey defterlerdedir. Ya. Küçük büyük tümü satır satır yazılmıştır. Aman. Korunup sakınanlar bahçelerde, nehir kıyılarındadır. Güçlü bir padişahın, bir melikin katında, özü sözü birlere has oturma yerlerinde. Evet. Böylece Kamer suresini bitirdik. Bitirdik, evet. Sad suresi. Şurayı bir açıklasaydınız hocam. Şimdi mesela hocam, biz sizin benzerlerinizi yok ettik derken kastedilen nedir? Bu Süleyman Hoca buradan da reenkarnasyona bir delil buluyor. Yok ediyor, tekrar getiriyor. Biz sizi yok eder, yeniden inşa ederiz. Başka bir kılıkta, kıvamda, halkan ahar, başka bir yaratılışta tekrar inşa eder, dünyaya getiririz. Tabii bu devir daim bir gün bitecek. Ve mahşerde artık bu geliş gidiş hikayesi kapanacak. Demin bahsettiğimiz son hesap görülecek. Ve ondan sonra hayat başka bir boyutta devam edecek. Şimdi o mahşer nerede olacak? Büyük kozmolojik kıyamet koptuktan sonra tekrar Cenab-ı Hak dünyaya benzer bir mekan mı inşa edecek ve hesabı orada mı görecek? Kur'an'dan buna ait veriler de elde edebiliyoruz. Mesela kıyametten bahsederken şöyle bir şey var. Yanılmıyorsam bu İbrahim suresinde yevme nübeddelül erdu gayrel erdu ve semavet. Biz o gün yeryüzünü başka bir yeryüzüne tebdil ederiz. Gökleri de. Bu ne demek? Kıyamet koptuktan sonra bu mahşer veya hesap dediğimiz olgu
yine yeniden inşa edilecek, yeni bir şekilde yeniden öne çıkarılacak yeryüzünde olacaktır. Zaten Einstein bunu tespit etti. Enerji maddeye, madde enerjiye dönüşür. Şimdi Kur'an'daki kozmolojik kıyamet sahnelerine bakın. Hakikaten maddenin bir tür enerjiye dönüşmesini ifade eder onlar. Adam gibi okuyanlar bunu çıkar. Yani okuyanlar çıkar. Okumayan zaten hiç mi haber? Hiç okumuyor. O sevap için okuyor. Gidince görür neymiş o. Şimdi dağlar pamuk gibi atılıyor, yıldızlar parçalanıyor, güneş kararıyor. Bu kozmosun bir tür enerjiye inkılabıdır. Cenab-ı Hak tekrar bu enerjiyi maddeye dönüştürecek. Yeryüzü başka bir yeryüzü olarak, başka bir kıvamda yeniden inşa edilebilecek. Kur'an'da bunu söyleyememizi haklı gösteren beyineler var. O zaman bizim kıyamet anlayışımızın da Kur'an'a göre yeniden gözden geçirilmesi lazım. Haşir anlayışımızın da yeniden gözden geçirilmesi lazım. Hele haşir anlayışının reenkarnasyonla çatıştığını söyleme bana göre hatasının iyiden iyiye gözden geçirilmesi lazım. Reenkarnasyon haşir inancının inkarı falan asla. Tam tersine onu takviye eden, onun önemini, onun gerçekliğini ispatta birinci dereceden kullanacağımız bir argümandır. Müteşabih bir alanda. O müteşabihlerin çözülmesinde reenkarnasyon bize ciddi yararlar sağlıyor. Süleyman Ateş Hoca sağ olsun, bunun tefsirinde ilk bahsini açmış ve öncülüğünü yapmıştır. Hocam o zaman şey yapalım, önümüzdeki hafta Allah nasip ederse hem şeyden konuşalım, reenkarnasyondan konuşalım, hem kader demiştik, kaderden konuşalım. Hem izleyicilerimizin sorularını cevaplayalım, hem de Saat Suresi'yle. Kaderden konuşacağız. Bu işi Türkiye'de ilk defa üniversiter düzeyde, ilmi akademik manada gündem yapan, sarsıcı bir biçimde ortaya koyan Profesör Hüseyin Atay hocamızdır. Ona hürmetlerimi tekrar burada arz ediyorum. Onun Kur'an'da İman Esasları ve Kader Meselesi kitabı, doktora tezidir. Müthiş bir kitaptır. Bir devrim kitaptır. İnşallah unutmam, onu da getiririm burada. Tamam, kaderi hocam. Onun üzerinden. Çünkü bu işin öncü kitabı odur. Tamam. Bu dönemde. Tabii bundan önce geriye gittik. Hüseyin Atay Hoca'nın da kaynakları içinde. Ebu'l-Muin Endesefi'nin Tafsiratül Edillesi var. Ama biz Hüseyin Atay Hoca'dan gidelim. Tamam. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür yine ederim. Bu hafta geldiniz, bizi bilgilendirdiniz. Size de, bütün izleyicilerimize de mutlu bir hafta sonu tatili diliyoruz. Hoşçakalın.